Matilde ya. Kızım aklıma aldın. Bu ne öyle boynumdaki? Kahvaltı hazır Atarlı güzel. İn aşağı ye bir güzel. Günaydın. Günaydın. Oh neler hazırlamışsın ya. Evlendikten sonra da kahvaltıları sen hazırlayacaksın. Bakarız. Bu arada bak bu aklımı alma mevzusu sadece evlilik teklifi için geçerliydi. Ya öyle zırt pırt benim aklımı alma ya. Sabah sabah Matilda'yı tepemde görünce ödüm koptu. Ama bu hani ben seni kaçırdığımda böyle bir titreşim moduna aldıydın ya kendini zangır zangır titriyordum. Bir de Cuma burada sana böyle elektro şok verdiğinde böyle gözlerin yuvalarından çıkar gibi olduydu falan. Pek komikti. Eğlendin inşallah. Yani bir Beşiktaş'ın Monaco'da yendiği kadar olmasa bile ne bileyim. Hani bu Quaresma'nın böyle sağ dışla orta kesmesi kadar bir eğlence oluyor. Bana bak beni kızdırma. Senin aklını öyle bir alırım ki Beşiktaş yenilmişten beter olursun. O biraz zor işte canım. Niyeymiş? Çünkü sen benim aklımı zaten seni ilk gördüğümde aldın. Ben diyorum ki artık şu hazırlıklara başlayalım. Ne hazırlığı? Ya işte evleneceğiz ya. Gelinlik, damatlık, ev, dekorasyon, mobilya falan bunları. He. Anladım. Niye gülüyorsun? Hani aklını alacağım dedin ya. Ona istinaden şey mi? Esprimsi. Ama ne yalan söyleyeyim. Bir an hakikaten aklımı alıyordun yani. Anlamadım. Yapmamız gereken bir şey senin aklını niye alıyor ki? Ha sen ciddisin yani. Öyle hikayeden anlatmıyorum. İstersen bir de hikayeden anlatayım. Bak şimdi her hikayenin bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır değil mi? Evet. Şimdi sen bana evlenme teklif ettin. Ben kabul ettim. Bu giriş. Evet. Şimdi biz evleneceğiz. Mutlu son. Bu sonuç. Çoluk çocuk. Bakacağız onlara. Gelişmede işte düğün hazırlığı, düğün mekanı, işte organizasyon, gelinlik, damatlık, mobilya, dekorasyon. Oh. Vallahi ürperdim bak. Kanım çekildi. Ya gözünü seveyim biz bu gelişme bölümünü hiç geliştirmeyek ha. Bak ne güzel hazır. Kurulu düzenimiz var. Tatlı tatlı ilerliyoruz. Ha? Hatta hemen geliştireceğiz. Kahvaltıdan sonra mobilya bakmaya gideceğiz seninle. Ya Esin ya. Bakma öyle ya. Neden? Kilitlendim bak kahvaltı yapamam. Zeytini sokamıyorum. Nereye gireceğim şey yaptım ya. Tamam serbestsin ye. Bir bakışla duman ettim beni ya. Hale bak. Ne istesen yapacak hale geldim ya. Atla desen atlayacağım o derece. Atla. Şaka yaptım, şaka yaptım. Hayır. Saçmalama atlamayacaksın. Bir şey olmaz ya. Birinci kat zaten. Ne olacak? Şuradan atlarım. Hayır. Ya lütfen tamam atlama. Yalnız bunu yukarıda yapma. O zaman tehlikeli olabilir ya. Hadi kahvaltı yapalım. Manyak ya. Kimden ötürü acaba? Şurada bir hafif temas oldu ya. Hı. Daha sık denk gelsin bence. Vay. Vallahi kokusu var ya. Daha masaya konmadan adamı doyurur ha. Gülperi sana bir şey söyleyeyim mi? Karadenizli değilsin ama en değme Karadenizli'den daha iyi yapıyorsun bu mıhlamayı. Acayip beğeniyorum mıhlamanı be. Hele bir beğenme. Seni olduğun yere böyle mıhlarım ben. Mıhlama, şey mıhlama. Ya şunu ben de öğrensem iyi olur değil mi anne? Sonuçta Erkan bunu çok seviyordur yani sürekli yemek ister. Ya Erkan deyince şey, kahvaltıya gelmeyecek miydi Erkan? Evet, sahi nerede Erkan? O kadar çağırdım ben onu. Bilmem, iş gücü vardır herhalde. İşi gücü deyince biz bu Erkan'ı çok seviyoruz. İyi çocuk, efendi çocuk da bu Erkan'ın işi gücü nedir? Ne iş yapar bu Erkan? Vallahi sormadık ha. Aferin Bozkır. Yani kızımızı veriyoruz, söz kesiyoruz. Kızımızı nasıl geçindirecek sen bu soruyu sormuyorsun. Bravo sana yani. Ya bana ne kızıyorsun ya? O gün anası danası geldi, kızı istedi. Anne olarak aklına gitti. Oğlum sen ne iş yapıyorsun diye sormadıysan bana mı kızıyorsun? Yani suçlu ben oldum şimdi öyle mi? Teze ne? Bu Erkan ne iş yapıyor kızım? Tesisatçı. Cuma'nın yeğeni. Cuma'nın yeğeni. İş mi yani? Daha bu işle
akrabalığı birbirinden ayırt edemiyor. Yani iyi ki biri istedi de verdik biz bunu. Benim suçum ne şimdi ya? Yok kızım yok. Sen hiç suçlu değilsin. Senin istihap haddin o kadar. Kafan o kadar basıyor işte senin. O ne be? Bak bunu da anlamadın. Yani senin kapasiten bu kadar kızım. Anladın mı? Sen suçlu değilsin. Suçlu baba. Ya Gülperi, niye bütün suçları bana kilitliyorsun ya? Haksız mıyım Bozkır? Suçlu sensin. Sen sorsaydın. Ya sen de sormadın, sen sorsaydın bari. Ya çok güzel mobilyalar vardı değil mi? En son baktığımıza bayıldım. Ben de bayıldım. Gerçekten mi? Tabii. Zaten o fiyatı öküz görse öküz de bayılır. Yani ben mobilyaya o parayı vereceğime giderim Beşiktaş'a veririm. Messi'yi transfer ederiz ya. Ya tamam. Biraz pahalıydı gerçekten. Ben en iyisini abim biliyor musun? Bizim kızlara söyleyeyim de biraz bu ara altın yumurtlamaya kalsınlar. Başka türlü olmayacak çünkü. Tamam sen düşünme bunları. Ben hallederim zaten. Hop. Öyle ben hallederim laflarını geçeceksin bir kere. Öyle bir şey yok. Artık ne yapıyorsak 50-50. De yani ne olacak ki? Önemli bir şey değil. Hayır efendim. Benim için hayati önemim var. Madem müşterek bir hayat kuruyoruz, masrafları da beraber karşılayacağız. Vallahi bak baştan söyleyeyim bu konuda çok katıyım ha. İyi tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Senin için rahat etsin. Huzurun bozulmasın sevgilim. Ben o zaman gideyim de şurada satılmadık yumurta bıraktım. Evet vatandaş yumurtaya gel. Kana fer, göze fer, kana can. Bu da sağlık verir. Yumurta hakiki buyurun efendim. Gel, 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 gel. Protein topları bunlar. Şu. Çöbe yine geyik avında kim bilir kimle geyik yapıyor. Pes. Neymiş lan? Aha Maliye Bakanı. Çüş! 67... Allah'ım yarabbim. Esir! Esir! Bunu yemedim haberin olsun. Kağıt değil mi o elindeki? Yeme zaten. Niye yiyorsun? Ay ne kadar komik, ne kadar espritüel bir yaklaşım ya. Ya keşke şu esprilerinde kullandığın kıvraklığı şu şakalarında da kullanabileydim. Anlamadım hiçbir şey. Ne diyorsun? Ya kızım madem aklımı almaya çalışıyorsun o zaman biraz daha doğal ol, gerçekçi ol. Ben gariban bir yumurtacıyım. 67 bin lira vergi borcu gelir mi bana ya? Bana gelecek borç 2 bin lira olur, 3 bin lira olur en fazla ya. Ya abisinin resmin vergi borcu mu çıkarmış da Şevkat? Şimdi atan ağızlı kardeşim ben sana durumu şöyle izah edeyim. Esin'in Allah vergisi bir güzelliği olduğu için kardeşimizin. Onun vergisini çıkarıyor Şevkat'a. Ha, mantıklı. Sen şimdi bunu benim yaptığımı mı söylüyorsun? Aynen öyle söylüyorum. Bak Allah'ın seversen bak. Bir de gitmiş böyle resmi kağıt falan bulmuş ya. Mühürler, damgalar falan filan. Bak bak Allah'ın bak. Neyle yaptın bunu Allah'ın sen? Patates baskıyla mı? Ben böyle bir şey yapmadım. Baksana aga. 67 bin lira. Yalnız var ya, evrağın üzerinde harbi ince işçilik var ha. İşte o ince işçilik, bu evrakta sahtecilik yapan vatandaşın marifesi. Kanki, bir şey diyeceğim. Yalnız bu harbiden dümen olmayıp gerçek olsaydı var ya, fena ya. 67 bin lira borç mu olur oğlum? Tabii zaten Esin de oradan yakayı ele veriyor. 67 bin ne ya? Bana gelse ben de inanmam yani. Şevkat, şimdi senden çok zor bir şey isteyeceğim. Buyur. O kalın kafanı birazcık çalıştır. Ben sana sabah kahvaltıda aklını alırım dedim. Ki o öyle alelade söylediğim bir şeydi. Sonra biz seninle çıktık, mobilya bakmaya gittik, sonra buraya geldik. Hep beraberdik, yan yanaydık değil mi? Ya ben hangi ara bunları böyle düzenleyip senin dükkanına bırakacağım yani? Ben yapmadım. Ayrıca bu ciddi bir şeye benziyor. Dikkate alsan iyi olur. Geceden hazırlamıştır bu ya. Değil mi? Geceden hazırlamış. Bir dakika, bir dakika. Bunun sahte olup olmadığını anlamanın bir yolu var. Neymiş lan? Edil. Bak bak o zaman. Hadi. Hadi buyurun. Muhtar ya. Hadi. Muhtar için şekil yapacak ya. E-Devlet. E-Devlet. Falan de. Devlet, filan devlet. Esin. Tamam. Allah'ın sizi son bastığın hele. Hadi gitsin. Yanlışsan. Ya babalığı da senden öğrenecek değilim herhalde Gülperi ya. Ben anneliği hiç senden öğrenecek değilim Bozkır. Onu zaten öğrenemezsin. Doğaya aykırı.
Aa, yeter ama artık ya. Sizin yüzünüzden depresyondan çıkamıyorum. Tam çıkacağım, çıkışa geliyorum, kartı okutuyorum. Turnike kapalı, yine çıkamıyorum ya. Sizin bana ne kastınız var? Teze ne? Bak kapı çalıyor. Git ev kızlığının gereğini yap, kapıyı aç, benim asabımı daha fazla bozma. Of kadersiz teze ne, of. Hoş geldin Erkan. Güzel sabahlar teze de. Güzel sabahlar, gelsene içeri. Lütfen kusuruma bakmayın Külperi anne, siz beni kahvaltıya beklediniz ama ben elimde olmayan sebeplerden ötürü biraz çocuktum. Ama canım yine gidiyorum, peyuklarımın ellerinden öpeyim, bir hayır dualarını alayım. Bir de sözlümün ha bu çiçek yüzünü köreyim dedim. İyi demişsin Erkancığım, gel otur gel. İyi dedim da ben herhalde biraz testamanda kaldım, yüzünüz bir parçası olmuş. Yok çocuğum, sen biraz solukla. Biz konuşalım biraz seninle. Ne konuşacağız? Sana sormamız gereken sorular var Erkancığım. Ne gibi sorular? Aklımızda deli sorular. Deli. TC kimlik numaran? 123, 456. 456. 789. 789. 1. 1. Şifre. Beşiktaş 1903, Beşiktaş 1903. Hadi bakalım. Daraman'ın koyunu, bakalım ne şekil çıkacak Esin Hanım'ın koyunları. Şevkat, daha kaç kere söyleyeceğim? Yapmadım ben bir şey. Göreceğiz bakalım. Ya Niko, senin bu internet çok yavaş kardeşim ya. Aha, açıldı. Açıldı. Esin haklı Şevkat. 67 bin liralık borcun var. Oğlum bana bakın. Böyle mahallece bana toplu şaka organizasyonu falan yap, şey yapıyorsanız vallahi yardım ve yataklıktan siz de pataklarım ha. Yok 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 Şevkat, yok yok yok. İstersen gel de kendin bak. 5 yıl boyunca yatırman gereken hiçbir şey ödenmemiş ve faiz binmiş. Ne diyorsun lan? Nasıl olur lan? Ben muhasebeci Muzaffer benim devamlı yatırıyordu. KDV'sidir, stopajıdır. Bu nasıl oldu yani şimdi? Aynen kardeşim, yatırmış. Yatırmış da biraz ters köşeye yatırmış galiba. Ya Şevkat, vallahi bana hamamda bile paklanmayacak pis pis kokular gelmeye başladı burnuma. Haberin olsun yani. Şevkat, sen şu muhasebecini arasana mı ya? Çok haklısın. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Ya kardeş, o zaman Muzaffer Gel'in kullandığı telefonu versene la. Ver bakayım. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Evet, bu numara iptal olmuş. Ne yapacağız? Ofisi neredeyse, gidin adamı orada görün. Yine çok haklısın. Hadi bak. Lan hadi oğlum, hadi Allah Allah. Muhtarlık, sana emanet Üzeyir. İnternet kotasını şey yapma. Artı 18'lere girme lan. Artı 18 sitelere girme, aktin alırım Üzeyir. Alakası var be. Eyvah. Eyvah. Erkancığım, biz seni çok sevdik. Ben de size karşı boş değilim. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana, ne mutlu sana. Neyse, şimdi biz bunları geçelim. Bizim Ma aile... Sana sormak istediğimiz bir soru var çocuğum. Sen tezeneyi bizden istedin. Biz de verdik tezeneyi. Fakat işin gücün nedir? Yani nasıl, ne iş yapıyorsun? Tezenemizi nasıl geçindireceksin? Hayır, biz bunu merak ediyoruz. Bir soralım dedik çocuğum. Aynen öyle. Doktorum ben. Doktor. Yani bozkır, pırlanta gibi bir çocuk seçmişiz damat olarak. Ya mesleğin asaletine bak ya. Koçum benim be. Ya daha ben o gün var ya anlamalıydım. Böyle belimi kütlettiği zaman ben anlamalıydım ya. Ya ya, fizyoterapistim ben. Karadeniz'de bir hastanede fizyoterapiciyim ben.
Ay ne kadar güzel bir uzmanlık alanı seçmişsin kendine çocuğum. Bak Gülperi bir de soruyordun çocuğun işi gücü var mı diye. Ya adamın elinden gelmeyen bir şey yok. Ulan müzikten giriyor, tıptan çıkıyor. Koşum benim be. Ay 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 ay, ay canım ya, benim oy. Yavrum. Hadi mıhlama al çocuk, mıhlama al. Alayım bakayım. Ne yapıyorsun Şefkat? Top mu bu? Ayağını kıracağım bir de seninle uğraşacağız. Oğlum senin kafanı kırsam daha mı iyi? Patlayacak yer arıyorum zaten, gelme üstüme hiç yok. Tamam haklısın ama tek mağdur sen değilsin. Adam bütün müşterilerini dolandırıp kaçmış. Ulan o herifi bir yakalarsan var ya, bir yakalarsan. Ne yapacağım? Önce oturup şöyle karşılıklı bir çay içeriz. Sonra da şöyle deniz kenarında bir iki tur atarız. Ne yapacağım abisi? Paramı geri alacağım Allah Allah. Tamam tamam sakin ol. Bir çare bulacağız. Hadi hadi. Hadi çocuğum biz burayı hallederiz, siz geçin otur. Anladım. Sen hala mı yiyorsun? Pes yani. Hadi bana yardım et sen de, gel. Allah Allah. Ya Erkan, demek doktorsun. Sen ne kadar sürprizlisin ya. Nasıl çok etkilendim anlatamam. Anlatma zaten teyzenim. Asıl ben senden etkilendim. Sen öyle el hareketlerinle yandan tarif edince ben öyle dedim. Koynumun akordu. Anlamış gibi yapacağım ama anlayamıyorum şu an. İsmail görünümlü Erkan ya da Erkan görünümlü İsmail. Teyzene senin kafan harbiden iyice gitti ya. Kim kaybetmiş doktorluğu da ben bulayım. Ben ne anlarım doktorluktan ya. Sen öyle el hareketlerini gösterince ben de doktorum dedim. Salak İsmail. Ben sana doktor mu ol dedim. Ben sana böyle kolay bir meslek olsun diye sanki aşçıymışsın gibi böyle kesme biçme doğrama işaretleri yaptım ben sana ya. Gerçekten mi? Ben tamamen yanlış anlamışım o zaman. Yeter ama ya. Çık şu Erkan görünümlü İsmail modundan. Bu da kafa yani. Gerçekten yıprandım ama artık. Erkan'ın için İsmail kaçmış gibi. Nasılsın, iyi misin? İstanbul'dasın değil mi? Bir yere gitmedin. Aa güzel güzel. O zaman tamam. Ben yarın sana bir geleyim de karşılıklı çay içelim. Bir de defterleri gözden geçiririz tamam. İyi yani olsun işte. İyi gidiyor işte. Ha, bildiğin gibi. Alo kimsin? Ha Bahattin, Bahattin, Bahattin sen misin? Ha neredesin oğlum? Ya Bahattin bak ikinci şans manavının yanında boş bir dükkan var. Oraya geliyorsun tutuyorsun Bahattin. Beni sinirlendirme Bahattin. Tamam, tamam. Kaçmadın değil mi lan? Bak büyük yemin ettirdim sana, kaçmadın değil mi? De ki bir daha keselenmek nasip olmasın da. Bana bak Yalçın. Her akşam o muhasebe dükkanını kapattığında bana tekmil vereceksin, anladın mı? Ha? Bir yamanı görürsen var ya. Tamam. Dalar hemen. Bak bir de topukluyla. Aa Cengiz ne yapıyorsun bakalım, sen mali müşavirim? Ha? Stopajları KDV'leri yatırdı mı? 3 aylık muhtasar o ne ya? Neyse ödeyeceğiz onu da. Sen bir saniye bir saniye dur. Can sesi geliyor. Sen yoksa yurt dışına mı kaçtın, benim paralarımı yiyorsun sen orada Cengiz? Ha? Neredesin? Çatalca'da mı? İneğin can sesi mi? Aç 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 görüntülü aç. Aç görüntülü bir. Haa, gelmeyeyim ben bu numaraları. Ha, bakayım o. Hollanda ineği mi, gerçek inek mi? Bizim yerli inek bu be. Evet, evet, tamam. Böyle etrafı gezdir bakalım bana. Evet, o minare o minare. Tamam be, yok. Hadi, hadi iyi tatiller. Çatalcı'ya sevgiler, görüşürüz. Benimki hiç bu. Bir dakika lan. Cami mami gördüm ama Dubai'de de olabilir bu be. Oğlum ne oluyor lan burada? Sevkat senin muhasebeci kaçınca herkes panik oldu, kontrol ediyorlar. Yani senin ağzın sütten yandı, onlar yoğurdu üflüyorlar. Selam, sen de mi muhasebeciyle konuşuyorsun lan? Evet canım, ne olmuş? Lan sen bu arabaya muhasebeci mi tuttun? Kardeşim niye manyak manyak konuşup beni darlandırıyorsun ya? Benim amcaoğlu muhasebeci oğlum. Baktım herkes muhasebecisiyle konuşuyor. Benim de öyle bir canım çekti. Bir sesini diyeyim dedim çocuğun ya. Allah, alo. Alo. Erden, sen de mi muhasebeciyle konuşuyorsun abi? He. Ya geçen gün bizim muhasebeci Ercan'ın ayakkabılarını boyamıştım da bozuk yok bozuk yok muhabbetine parayı vermemişti bu. Şimdi senin durumunu görünce de malum vallahi kıllandım. Kaçar maçar belli olmaz, onu yokluyorum şimdi. Ercan, ha kardeşim uğramıyorsun hayırdır? Tamam bekliyorum. Benimki temiz. Benimki de temiz. Vallahi benimki de temiz. Yatırmış muhtasarı. Ya Şefkat be ya. Aa az susak ağzı değilsin. Sen insan gidip böyle muhasebecisini arada sırada kontrol etmez mi oğlum be? Nasıl kontrol edeyim lan? Benim dükkan nerede? Herifin dükkan ta...
Nerede? Abicim bak ben eski muhasebecimin ofisine böcek koyduydum. Radyo frekansıyla dükkandan sürekli onu dinliyordum be ya. Yapmak lazım. Bir keresinde şöyle bir olay cereyan etti. Bütün hesapları hallettim. Onlara sonra bakacağım. Hadi ben kaçıyorum artık. Kaçıyor mu dedi o? Aynen öyle dedi. Adam resmen ışınlandı la. Ne oluyor lan? Nereye koşuyorsun? Hiçbir yere kaçırtmam seni. Hiçbir yere paracıklarım. Nereye koşuyorsun ya? Ne kaçmasın lan salak? Görmüyor musun? Pijamalarımla evimde oturuyorum. Evet doğru. Hiç kaçıyor gibi bir halin de yok veya bavul mavul da yok. Ama ben dinleme cihazından hadi kaçıyorum ben dediğini duydum ama. Benim ortağa söyledim. Kaçıyorum, evime gidiyorum anlamda yani. Aa, o anlamda dedim sen. Tamam anladın mı? Bir dakika. Dinleme cihazı mı dedin sen? Olur mu öyle şey veya inleme cihazı dedim. İnim inleyen bir cihaz keşfettim yeni. Nasıl biliyor musun böyle? İnliyor ama daha tam olarak nerede kullanacağımızı çözemedim ben onu. Ben seni rahatsız ettim. Kusura bakma şimdi ailenle böldüm muhabbetinizi. Hadi gir içeri sen. Ben üzdüm seni. Kusura bakma. Rahatsız ettim. Hiç aklıma gelen hoşuma gelmedi. Oldu. Oldu. Görüşürüz. Ay çoluğunla çocuğunla sana iyi... Olaydan sonra bıraktı benimle çalışmayı ama kendi kaybeder. Sen de kaybetmeyeceksin. Arada sıra kontrol edeceksin. Şart mı? Hayır bunun muhasebecilikle bir alakası yok ki abisi. Bu yani insanla alakalı bir durum ya. Her mesleğin, her sektörün böyle içinden kaypaklıklar çıkabilir sonuçta bence. Doğru söylüyor. Her mesleğin bir çürük elması vardır ama buna inanıp da o mesleği yapana güvenmemek birey için yorgan yakmaya benzer. Aristo'nun bununla ilgili çok güzel bir lafı var. Beyler ben diyorum ki dağılalım şahsen. Bence de Aristo diyor. Benim de hamamın suyu ısınmış ya. Felsefe dersine falan hazır değilim. Bunun boyama kitini ben şeyde Norveç'te bırakmışım. Bunu nereden bulacaksın? Erkan oğlum şimdi bir şey soracağım ben sana. Benim bu sağ omzum çok uyuşuyor. Hani sol desem kalp diyeceğim ama bu neden oluyor acaba? Aman sen sağ ben selamet Külfer anneciğim. Yani iyi de çocuğum ben sana iyi temennilerde bulun diye bunu söylemedim. Hayır bunun uzmansın madem neden oluyor anlat bana bakayım. Onu hemen diyemem yani açıp bakmak lazım önce. Ameliyat mı edeceksin? Erkan annemi kesmeyeceksin değil mi? Yok o kesmeler piçmeler en son çare dur ya. Ben sizi hani tesisatçı gibi siz daha rahat anlayın diye öyle dedim yani. Hani porular tıkanır ya o misal. Çocuk her konuya hakim. Yanlış dedin baba. Çocuk her konuya hakim değil. Her konuya doktor. Erkan bu teyzenin esprilerine güldüğüne göre gerçekten aşık. Aşk bu çocuğun gözünü sadece kör etmemiş. Mizah yeteneğini de yerle bir etmiş. Tezene. Sırıtma artık. Kalk hadi tamam bitti. Tuz bitmiş, pirinç pişmiş. Akşama yemek yapacağım. Kalk onları al getir hadi. Öf anne ya. Bir ağız tadıyla güldürtmedin bizi burada. Yolda güle güle gidersin. Hadi kalk. Hadi listeyi unutma. Hadi çocuğum. Ya kusura bakmayın ben de böyle her başım sıkıştığında böyle sizin kafanızı şişiriyorum ama... Ya ben hani içimi döküyorum bir yerde öyle düşünün ya. Ama yine de çok şey yapmayın Matilde özellikle sen. Çünkü ya geçen sefer acayip dertlendin yumurtadan falan kesildin o yüzden çok da şey yapmayın ya. Daha ya bu sefer dert büyük ya. Ya ama ben bir şey anlatıyorum bak burada. Ya tam böyle her şey yoluna girdi, her şey süper fıstık gibi gidiyor derken bir anda fıstık ezmesi olduk ya. Ha bak o kadar böyle şeydi ki yani düşün bak Esin'le kalktık, mobilyacıya gittik, mobilya baktık ya. Ben ya mobilyacıdan gittim, mobilya baktım yani. Fakat işte bir vergi borcu geldi abisi. 67 bin lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu ne demek biliyor musun? 67 bin. Siz 67 bin tane yumurta yapacaksınız da ben onu satacağım da onu ödeyeceğiz ey yavrum ey bak. Hadi tamam hadi sen tek başına şey yapma. Hani bölüşün diyelim. 8'e 9'a bölün. Yine de olacak işte. Dert büyük yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Yok aga. Bu şekilde bir yere varamayız harbiden.
Oğlum böyle bir borç ödenir mi ya? Oğlum yemin ediyorum uyanıkken kabus gösterirli adamı bu. Ya öyle vallahi bu Şevkat bu 67 bin lira borcu nasıl ödeyecek zırt diye bir kere de? Harbiden ya. Adam da tam evlenme hayalleri kuruyordu vallahi. Ya arkadaşlar bu meseleyi niye bu kadar büyük bir problem haline getiriyorsunuz ki siz? Ya Esim var. Ya her şeyi geçtim. Cevdet Bey var ya. Cevdet Bey bu mahallenin mülkünün neredeyse tamamına sahip. Ya açıversinler damada bir kredi. Ne? Ne dedim ben ya? Arkadaş tabii çakma Viking ekolinden Norveçli ya. Haliyle bilmiyor tabii mahallenin tabiatını, habitatını. Ultra at ağızlı. Ondan bu cümleler. Oğlum Şevkat girer mi lan böyle bir topa? Ha? Kesinlikle girmez. O yüzden biz de tribünde seyirci kalamayız. Bir şeyler yapmamız lazım Selim. Doğru aga. Bir şey yapmamız lazım yani. Söz konusu şimdi burada Şevkat. Soruyorum lan size hangimizin kötü gününde bir sıkıntısına yanın olmadı bu çocuk? Doğru söylüyorsun valla. Beyler şöyle bir silkelenelim bakalım ya. Ne kadar para toplayacağız ha? O zaman harekete geçiyoruz. Herkes mal beyanında bulunacak. Bütün mahalleye de haber salalım. Kim ne katarsa kabulümüzdür. Hadi. Eyvallah. O zaman ben şöyle yalı yalı bu tarafa doğru akşayım. Bakayım bakayım kimde ne var. Ben de bir gideyim. İso. Ben de bir bankaya bakayım. Sen de şöyle bir git bakalım. Sen de otur. Sen de otur orada. Kalkma oradan. Hiç kalkma orada. Müzeliksin. Burada müzeye koyacağım seni böyle. Ya biliyorum sizin de başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın ama ne yapayım? Benim sizden başka kimim var? Gel. Ben varım Şevkat. Sen ne zamandan beri buradasın? Senin son söylediklerini duyup alınca kadar vaktim oldu. Alınma yavrum. Ya ben seninle bir hayat kurmak için yola çıkmışım. Derdimi kederimi mi anlatmayacağım? Da yani sen hani biraz biliyorsun diye mevzuları şey ben onlar bilmiyordu ya. Onlara hani anlatayım. Tamam sevgilim sen canını sıkma. Ben zaten babamla konuştum hemen halledelim dedi. Hayır. Bak bu işe babanı karıştırmayacağız. Ondan sonra niye bana anlatmadın? Bu yüzden anlatmadım işte. Ya hemen gökten zembille çözüm indiriyorsun ya. İyi tamam o zaman borç olarak kabul edersin, ödersin sonra. Hayır, kabul etmiyorum kesinlikle. Babanı bu işe karıştırmak yok. Borç benim borcum. Ben halledeceğim, tamam. Ya tamam, borç senin borcun da bu borç ikimizi de etkiliyor. Bak şimdi evlenmeye karar verdik. Evlilik hazırlığı yapıyoruz. Bu borç yüzünden her şey askıya alınacak. Alınmayacak, alınmayacak. Ben taksit maksit bir şekilde halledeceğim bu borcu, kapatacağım. Biz aynen tam gaz yolumuza devam. İyi, tamam. Ama babamın teklifini kabul etmen için ben son kez bir şansımı deneyeceğim yine. Hayır, bak öyle bakıyorsun, sonra beni ben olmaktan çıkarıyorsun, temel taşlarımla oynuyorsun yani. Lütfen bu şekilde bakma. Tamam, yapmayacağım aç. Söz mü? Söz. Vallahi billahi de. Ya vallahi billahi. Hayır, Allah muhafaza şeytan doldurur ya. Ha? Korkma, yapmak istemediğin hiçbir şeyi yaptırmayacağım sana zorla. Ha yani arada böyle hani bir şey yaptırmak dışında bakabilirsin yani. Hoşuma gidiyor çünkü. Hmm. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bakayım o, sementa mı? Vallahi sementa. Peki şey yapsak biz? Mesela böyle tam böyle şey yaparken şuraya böyle mozaiklesek. Hoppa! Anlaşıldı, anlaşıldı. Anlaş. Bak söyler. Şeytan olarak geldiler. Olmuyor. Kıskanıyorlar, fena kıskanıyorlar. Recep abi bak, paşa gönlünden ne koparsan. Kolay gelsin. Tamam abi. Tabii tamam, tamam, hazırız. Elimizden ne geliyorsa. Aynen abi. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Niko, ne yaptın kardeşim? Nedir vaziyet? Neyle dans ediyoruz? Vergi dairesine gittim. Borcun artık taksitlendirme imkanı kalmamış. Daha önce birkaç defa af çıkmış ama Şevkat'in haberi olmadığı için onları da kaçırmış. Oo, bu çok kötü oldu ya. Şimdi hayvan kadar para bir kere de nasıl ödenecek? Göreceğiz. Evet beyler, mal beyanlarını alayım. Ben yazdım. Hı. Ben de. Şöyle bir şey. Şunu da. Olsun kardeşim. Damlaya damlaya göl olur. Ve. Ha bunu da şey et oraya. Miço ne yaptı? Telefonunu verdi. Ney? Ney? Telefon. Ha, çok zorlandı, çok üzüldü ama ustam için feda olsun dedi. Vay be. Ya. Gördünüz mü lan tay ağızlıyı? Aferin lan çocuğa. Şu hayattaki en değerli şeyini verdi, görüyor musun çocuk? Helal olsun. Oğlum bu mahalle böyle bir mahalle lan. Bu mahalle böyle bir mahalle kardeşim. Bir daha da buradan çıkıp böyle Korelere Morelere gitmeyin. At ağızlılar. Manyağa bak lan. Bize bağırarak kendine söyleniyor. Tamam tamam uzatma. Bunların bir listesini yapalım. Gel benimle iyisi olalım.
Şey yapın, detaylı yazın ha. Ahmet, Mehmet neyse kartısına yazın. Ey gidey. Bak bu Erkan Haydarpaşa'da çek demişim bunu. 1997. Vay be. Bunu Ankara başkentte çektirmişim 2001. Daha genciz o zamanlar. Bu Kartal'da 2012'de. Yaş kemale ermiş artık burada yani yavaş yavaş. Gidiyor. Bu da sonuncusu işte. Göztepe SSK'da. Güzel, çok güzel. Neyi güzel lan? Omurganız değilim Bozkır Baba. Aşırı fotojenik yani bayağı yakışıklı çıkmış. Ha. Aşk olsun Bozkır. Yani müstakbel damadımıza insan aile albümünü, kızının 3-5 yaşındaki resimlerini gösterir. Hay sen burada röntgen filmlerini gösteriyorsun. Ya Gülperi doktor ayağıma kadar gelmiş. Ne var? Hiç sorun değil Gülperi anneciğim. Ben bunlara alışkınım. Erkan bu benim bel ağrılarım böyle kronik olarak devam ediyor. Yani bir önüne geçemedik. Senin uzman görüşün ne olabilir? Şundan dolayı öyle olmuştur. Pozgur babacığım şimdi bu omurganın çeperine yanlardan paskolar olur böyle yağdan, etten, kastan falan. Şimdi bunlar olunca frontal lobun spektrumu eks olur. Ondan sonra ne olur? Bu şey sistemine sıçrar. Travmatik intihibör gastroental sistem devreye girer. Bunlar çakışır. Yani biri ona vurur, öbürü ona vurur. Ne olur bu sefer omurga setelenir, zarar görür yani. O omurgayı bir daha toparlayamazsın ancak korselan falan öyle yani. Gülperi çocuk çok iyi bir uzman. Dediklerinden... Ya ne olmuş biliyor musunuz? Şevkat'in başına gelenleri anlatayım size. Şevkat'in muhasebecisi Şevkat'e aşırı derecede vergi borcu takmış. Bütün mahalle çalkalanıyor. Herkes Şevkat'e para topluyor. Ah yavrum. Çok üzüldüm. Çok çocuğa. Ya ben gidip bir bakayım şuna. Bakın. Lan yazık çocuğa ben. Vah 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 vah. Bak bu borç mevzusuna falan kafayı takmıyoruz, tamam mı? Ben muhalledeceğim. Bu bizim evlilik yolumuzda katiyen bir hız tümseyi olmayacak. Tamam. O zaman hadi kalk, gidip gün alak. Şimdi mi? Şimdi. Hatta benim de bankada öyle 3-5 bir şeyler olacaktı. Onu da çekeriz, onu da eklerim ben. Şey yaparsa. Tamam. Da babamın tek dedi seni yine aklımın bir ucunda bulunsun. Ya bulunsun ya, diyorum sadece. Ya hayır. Bak bu konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Tamam. Nokta. Söz ver. Tamam söz. Yemin et. Yemin etmek zorunda mı? Ama tabii değilsin abi. Hadi o zaman kalkak gidelim bir ne lan? Nüsük ağabeyin yanında mı? Çantamda. Tamam. Hadi o zaman ben de şuna aklım bastım. Burayı da neyse şimdi. Al çantanı. Arkadaşlar. Çok veren maldan, az veren candandır derler. Bilirim ama bugün için ben çok vereni de candan bileceğim. Yok mu mahallede acaba daha fazla destek olabilecek birisi? Olmaz mı Niko ya? Olmaz mı? Tabii ki var. Ya Şevkat'in borcu için para topluyor musunuz? Bize niye söylemiyorsunuz? Yani Bozkır Bey sonuçta sen de kızını evlendireceksin ve kallavi masrafların olacak. O zaman da siz bana destek çıkarsınız Niko. İki taneydi. Birisini getirdim. Alın bunu kullanın. Ama bir şey söyleyeyim bak. Bizim Gülperi bunu ne duysun ne bilsin. Vallahi oyar beni. Tamam tamam merak etme. O zaman Bozkır Bey ben tüm mahalle adına sana teşekkür ederim. Keşke olsa da daha fazla getirebilseydik ama bu kadardı. Bozkır Bey'den bir tam altın. İhson yap Bozkır Bey benden okkalı bir kahve. Aman aman uğrayacağım yerler var daha sonra geleyim alayım onu olsa. Şimdi dolayı çocuklar işinize bakın işinize bakın. Eyvallah. Yaz Niko yaz 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 yaz. Ne oldu? Para çekmeyecek misin? Kart yok ki. Banka kartın yok mu? Ya bankayla çok işin olmayınca banka kartın da olmuyor Halil. Dur, dur. Ne yapıyorsun? Cama girecektin ya. Gel, geç. O parayı da cebine koy. Ortalık tekin değil. Tamam. Sağ olasın evlat. Sen de sağ ol. Alo? Kahve değil mi orası? Olsan sen misin?
Evet, benim ablacığım. Buyurun. Bize kadar bir gelebilir misin? Benim kulağıma bir şey geldi de ben oraya gelemiyorum. Bir misafirim var. Ben maalesef gelemem. Dükkanda tekim. Hayırdır, konu nedir ablacığım? Gelemez misin? Maalesef. Ha, o zaman birini yolla buraya. Tamam. Oldu. Hadi güle güle. Beyler. Bizim Kuzeylilerin bir lafı vardır. Ole Gunnar Solskjaer, Ingur Ragnar Flöyer. Yani? Yani diyor ki Kuzeyliler, gök gürlüyorsa eğer yıldırım düşebilir. Doğru söylüyorlar. Ama bu laf sadece Kuzeylilere ya da Norveçlilere ait değil. Bak, bilim adamları ve meteorologlar da aynı şeyi söylerler o yüzden. Elektrik yüklü bulutlar... Bırak Olsen ya. Tamam da Olsen, niye söyledin ki sen bunu? Arkadaşlar... Maalesef Gülper abla duruma uyanmış. Hangi duruma? Bozkır abinin gizlice altın verdiği durumuna. Hemen buraya geldi. Gidecek misin? Ben gidemem dedim. Dükkanda tekim dedim. Sen git. Hayır, ben hesap yapıyorum. Yok. Ben gidemem. Gülper ablanın gazabına uğrayamam Niko. Ben gidemem. Gidemem ya. Tamam o zaman. Çöp çekeceğiz. Hı, olur, çöp çekelim, çöp çekelim. Var mı kibrit? Var. Ver. Çöp çekelim. Buyurun. Şimdi. Yazım, sakin. Ben gidemem Niko'ya. Kısa çöpü çeken gidecek. Anlaşıldı mı? Tamam. Kısa çöpü çeken... Allah, bana çıktı. Ya. Hakkınızı helal edin. Bana çıktı kısa çöp. Ya. Bana çıktı vallahi. Yaz. Ne kadar şanssız bir herif bu ya. İnsan bazen kendi şansını kendi yaratır kainatta. Hepsi aynı boydaydı. Daha kırmamıştım bile. Vallahi ben 3-5 kuruş vardır zannediyordum bankada. Bayağı 1700 lira para çıktı ya. İyi mi? Tamam işte. Ben onun üstünü tamamlayayım. Esin. Lütfen bak, yine aynı konuya gelme ya. Amca, geçmiş olsun, ne oldu? Beni dövüp paramı alıp çalıp kaçtılar. Bütün emekli maaşım gitti. Ne tarafa gittiler amca? Şurada köşeye döndüler ama çoktan kaçıp gitmişlerdir. Ben yine bir şansımı deneyeceğim, sen amcayla ilgili. Tamam, dikkat et. Ah amca ya. Gülper abla merhaba. Kulağınıza nasıl geldi bilmiyorum ama açıklayabilirim ablacığım. Neyini açıklayacaksın ya? Pis dolandırıcı. Ablacığım niye öyle diyorsun? Günahımı alıyorsun. Kendisi getirdi bir kere. Bu devirde hiç kimseye güven olmuyor. Lütfen böyle konuşmayalım Gülper ablam ya. Hayır, nasıl konuşacakmışım? Sen hala neyini savunuyorsun o pis dolandırıcı muhasebecinin ya? Muhasebeci? Evet. Hani şu Şevkat'i dolandırmış ya muhasebeci. Paralarla kaçmış. İşte onun için para topluyormuşuz kahvede. Benim de kulağıma geldi. Evet abla. Al bunu. Ama... Al. Çorbada benim de bir tuzum bulunsun. Ama sakın Bozkır duymasın bunu. Şimdi sen bu ev nasıl geçiniyor biliyor musun diye başlar söylenmeye. Hayır. İki tane vardı aslında. Birini bulamadım. Herhalde bozdurduk biz onu. Neyse, tamam. Hadi götür. Hadi güle güle. Sağ ol abla. Hadi. Ya pek de şaşırdın, hadi. Bozkır abiye çok sert. Gülper ablaya da cazgır diyorlardı ama mükemmel insan çıktı bunlar ya. Madam, sizce ben ne kadar kızarım? Nasıl yani? Yani şimdi siz bir saattir bana bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Acaba onu söylerseniz ben ne kadar kızabilirim? O kadar anlaşılıyor. Hem de nasıl. Cevdet Beyciğim, biliyorum kızmazsınız elbette ama... acaba yani tuhaf olur mu? Gönül koyar mısınız diye düşündüm aslında. Niye gönül koyayım? Niye kızayım? Madem bir söyleyeyim bakalım. Ben de kendimi merak ediyorum. Ne kadar kızabilirim acaba? Şimdi Cevdet Beyciğim,
kızmanız meselesi değil de Sevkat için biliyorsunuz. Mahalle yardım topluyor. Evet. Bu vergi meselesi yüzünden. Sizden de yardım kabul etmeyeceğini çok iyi biliriz. Ben dedim ki benim eski bir küpelerim var. Onları versem yani sizin için uygun olur mu acaba? Niye uygun olmasın madem? Ben ne karışırım? Ben paranın tamamını vermek istiyorum ama kabul etmiyor inatçı keçi. O zaman ben hiç vakit kaybetmeyeyim. Hemen gidip küpeleri vereyim. Dükkanda görüşürüz. Görüşürüz. Sizinle. Benim aklım Şefkat'te kaldı kız. Hayır, elimde, avcumda da bir şey yok ki vereyim, yardımcı olayım. Bak, aklıma ne geldi? Şimdi biz evleneceğiz ya. Düğünde takılan takıların yarısını eğer hala ihtiyacı varsa Şefkat'e verek, olur mu? Verelim. Ne kadar iyi düşünmüşsün ya benim tatlışko sevgilim. Bak tamam, hadi arayalım hemen Niko'yu, arayalım, haber verelim, söyleyelim ona. Yalnız bu fikri İsmail'in düşündüğünün altını da güzelce çizelim lütfen. Ay sende de amma İsmail hayranlığı varmış ya. Üf. Bak sen Erkan'sın artık, anladın mı? Aklını kullan, aklını. Hem ne fark eder? Bu fedakarlığı yapan Erkan olacak zaten. Ve ben Erkan'la evleniyorum, bu Erkan'ın düğünü. Öyle deme, koynumun ekürisi. Gün doğmadan neler doğar? Gebertirim. Daha iyi misin amca? Sağ olasın kızım. İyiceyim. Sana çok zahmet veriyorum. Olur mu hiç öyle şey ya? Ahmet abi teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Sağ ol. Biz lira Ahmet abi isteyecek. Beş katım ya. Topladınız bakalım Şevkat'in borçlarına. Dur be Cuma. Dur be. Topladık değil lan bana paraları. Ha, topladık değil. Hepsini hallettik değil. Hallettik hepsini değil. Bitirdik. Hiçbir şey kalmadı değil. Ne olur deyin bunu bana. He, hallettik deyin be ya. Ya 67 bin lira parayla zırt diye hazırlanır mı Cuma ya? Puh, Allah cezanızı versin. O kadar adamsız toplayamadınız mı parayı bakalım siz be ya? Yazıklar olsun boynunuza posunuza sizin. Sus sen. Sus. Tesisata ağızlı. Adam olaydın da para vereydin o zaman. He. Vereydim mi? Verecektim. Ben zaten o umutla geldim de belki dedim parayı toplaştırmışlardır da bana ihtiyaç kalmamıştır diye düşündüydüm. Dalga mı geçiyorsun şimdi? Sen de para vermek ha? Hayatta inanmam. La git, şurada günahları toplasak onu bile vermezsin la sen. Hadi oradan be ya. Çürük mandalinaya bak sen. Vermem tabii sana günahımı. Niye vereceğim? Şefkat'i severim be. Her ne kadar işlerime taş koysa da iyi çocuktur yani. Yani ben de mahallenin bir ferdiyim değil mi? Yani bu katkıda benim de bir tuzum bulunsun istedim. Ya beyler bu ciddi galiba Cuma ya. E ver madenden. Çıkar lan parayı. Çıkar lan. Çıkar ver lan hadi. Hiç o elim gitmiyor be ya. Gerçekten hiç elim gitmiyor. Şimdi o hazır para da ben Cilalı, tut bakalım ayaklarımdan. Kazım, siz de kollarımdan tutun. Gel, 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 gel. Çabuk. Tuttum. Selami, sen de hemen gel. Elini cebine sok böyle jilet gibi. Pişt, pişt. Al o parayı git, tamam. Yara bandını söker gibi. Hemen halledin bu işi, yoksa vallahi bünyem kaldırmıyor. Elim gitmiyor çabuk. Oğlum şaka gibi lan. Herif para verecek, eli gitmiyor. Böyle bir şey var mı ya? Şaka gibi ya. Al Selami. Alma. Dur. Şey, orada değil be. Aşağı çek. Bu ne lan? Ne diyorum bak, hala huzursuzlanıyor. Dur oğlum. Bak huzursuzlanmaya başladım. Al onu diyorum sana be. Bir dakika lan. Aa! Oğlum bu parayı hazırlamış lan belli değil. Hadi al. Çek sen lan. Aldı. Say bakayım ne kadar. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Oğlum 2000 lira var lan burada. Mahallede kimse vermedi. Rekor herifte ya. Böyle bir şey olabilir mi lan? Çok. Rekor. En çok ben ver. Ay biliyordum ben. Çok olduğunu biliyordum. Vallahi çok verdim ben. Biliyordum ya. Selami, onun 1000 lirasını geri koy bakalım. Hadi geri koyuyorum 1000 lirasını. Ver onu, çabuk ver. Bu para listeye girdi Cuma. İnsan koş içeri, soğuk su getir. Bunun kalbi birazdan tıklayacak. Bırakalım mı lan Cuma? Hayır, bir süre daha tutun. Niko'nun üstüne atlar, o paraları almaya çalışın. Ben kendim biliyorum be ya. Evet. Lan! Oğlum. Yazıyorum. Cuma'dan 2000 lira. Bravo. Niko. Hiç büyük harflerle yaz yalnız. Vallahi Şefkat benim ne kadar böyle atırlı, ne kadar bonkör, ne kadar olduğumu bilsin. Ne kadar verdim ben be ya. Hiç. Oh. Çok verdim. Ben çok vermişim. Ben çok vermişim. Ben çok. Bayıldı lan. Oğlum bayıldı herif. Para koklat, para koklat, para koklat. Oğlum dur. Para koklat, para koklat. Dur. Gel. Lan!
versin cime. Al amca. 1410 lira. Sağ olasın evladım. Allah razı olsun senden. Sen de sağ ol amca. Şevkat, ben biraz yaralarına baktım ama hastaneye götürmemiz lazım. İyi dedin. Amca kalk bir hastaneye gidelim hadi. Hiç gerek yok be evladım. Ya olur mu amca? Çok fena hırpalamışlar. Bir gidelim gel. Dur bak. Dur tamam Esmer'e. Şu tarafa geçeyim mi ben? Dur. Araba şurada zaten şey yaparız hemen. Bak benim sırtım falan derken yine ağır girmeye başladı. Erkan bir baksan diyorum ben şu belime. Yok efendim, psikolojiktir o. Yani bence sırtınızda herhangi bir sorun yok. Yani sizinki resmen panikus sirtus sendromu. Yani poşere evham yapaysınız. Ya beyletsen çocuğum ya, belli ki araç yolda kalacak yani. Erkancığım, biliyorum biz seni biraz sık vaaz ediyoruz ama yavrum. Şimdi bu bozkırın beli tuttuğu zaman çok nemrutlaşır. Böyle Nemrut Dağı gibi böyle çok kötü olur. Onun için sen bununla bir ilgilen. Hadi. Ama efendim şimdi hiç iyi olmaz. Yani benim ne aletim, ne edevatım, ne de takım çantam var yanımda. Oğlum sen tesisatçı mısın? Ne takımı, ne çantası? Evet. Yani şimdi ben size sağlık tesis ederim ya, ondan dedim yani. Şimdi koşullar uygun olsa ben niye bakmayayım yani? Koşullar uygun değil, değil mi teyze? Evet, Erkan ne diyorsa o doğrudur. O işin de çok iyidir çünkü. Ya bak, gerçekten ağrı böyle sırtımdan yukarı doğru vuruyor ya. Bir el atsam be Erkancığım ben. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, o zaman şu şekilde yapalım. Birkaç hareketle beraber o bölgeyi rahatlatalım. Şöyle ufaktan bir ayağa kalkın bakayım. Ha şöyle ya. Yavaş yavaş. Ay. Haydi bakayım hop. Şimdi. Ha. Ya Allah'tan ciddi bir şey yokmuş amcanın ya. Ya o kadar dayağı bir yerinin kırılmaması mucize vallahi. Hayır ebe vicdansızlar. 77 yaşındaki adamın parasını alıyorsun hadi de. Böyle dayak atmak niye ya? Ne oldu? Sen neden arayıp amcanın maaşının ne kadar olduğunu sordun? Ya işte hani hırsız bu hani paraların hepsini birden alma... Şevkat, biliyorsun ki hiç yalan söyleyemiyorsun. Çoktan arazi olmuşlar tabii. Yani dışında hemen gitmemek lazım, şüphelenirler. Biraz oyalanayım ben. Alo? Ha, Esin. Ben adamı yakaladım. Hah, bak Şevkat adamları bulmuş amca. Ha şey, bir amcaya emekli maaşını sorsana kaç paraymış. Hani adam sağına soluna saklamış olmasın başka para. Emekli maaşın ne kadarmış? 1410 lira. 1410 liraymış. Aha tamam. Tamam o iyi. Tamam o zaman tamam. Hadi ben geliyorum hadi. Burada hiç onluk yok. Şimdi 20'lik götürsek de şüphelenecek bunlar. Dayı, dayı be. Hı. Pardon. İki onluğun var mı ya? Bir bakayım. Yakalayamadın değil mi adamları? Amcanın maaşını da kendi parandan verdin. Ne abi? Yani gittiğimde çoktan arazi olmuştu adamlar. Sen de biz anlamayalım diye orada öyle oyalandın, sonra geldin. Ha, bravo. Ya Sherlock Holmes. De senin bu kadar çok paraya ihtiyacın varken elindeki bütün parayı amcaya verdin. Ya zaten o para benim borcun kovuğuna yetmezdi. Ama bak amca için ne kadar önemliymiş ki demek ki ya. Adam çok sevindi, gözleri falan parladı ya. Sen benim hayatımda olduğun için, ben sana sahip olduğum için o kadar şanslıyım ki. Keşke senden daha fazla olsa. Bu memlekette senden daha fazla lazım. Bu memlekette benden çok var zaten Esin. Sadece nasıl biri olduklarını unuttular. O gündelik hırslarından silkindiklerinde tekrar güzel bir insan olarak uyanacaklar.
Şimdi sakin sakin bu elleri havaya kaldıralım ikisini de. Ya. Şimdi vücudu bu tarafa doğru çeviriyoruz. Aynen 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 bel sabit duracak. Gel şimdi bu tarafa doğru gel 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 gel. Aynı hareketi bu tarafa döndürüyoruz. Daha bir tane böyle. Şimdi yavaş yavaş aşağı eğilelim bakalım, eğilelim, eğilelim. Arkaya doğru. Aha. Diz arkasından kilitledik mi? Vallahi bunlar iyi geliyor ha. Tabii tabii babacığım, Erkan'ın elleri şifalıdır. Neyi tutsa iyi eder. Yani çocuk işinin uzmanı. Teveccühünüz, teveccühünüz. Çok sağ olun ama şimdi muhabbetin sırası değil. Siz de gelin bakayım bu yana. Gelin usul usul ha bu sağ kolu çekin. Çekin, çekin, çekin. Tam kola doğru, aynen. Evet, çekin. Allah! Babacığım ne oldu? Kaldım lan. Adam kilitlendi. Aç kilidi. Ya ben dedim size bunun olacağı buydu zaten. Anahtarım yok, maymuncuğum yok. Nasıl çözeyim o çayımı ya? Ay saçmalama Allah aşkına. Açmak için çilingir mi çalacağız biz buraya? Sakin olun, sakin olun. Bunu hastaneye götürecek. Başka bir yolu yok. Yani ben ama yavaş yavaş çekin diyorum yani o kolu. Öyle bir çekilsiniz ya frontal korteks. Antigonlar ne kaçırdınız ya? Ay sus. Tamam, sakin. Ben alırım onu. Gel, gel tek başıma alırım. Dur, dur, dur. Gel, 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 gel. Merhaba, küçük esnaf. Merhaba, merhaba. Yasas, Şefkat, Esin, hadi gelin size bir kahve ısmarlayayım. Hadi gel içelim. Ya bırak Esin, bunlar ısmarlayalım der, ondan sonra hesap bize kilitler ya. Yok, gel, gel, hadi gel. Gel hadi, gel. O sen ısmarlıyor kahveleri değil mi lan? Hadi gel, sana da bir yorgunluk kahvesi olur. İyi mi hadi? Hoş geldiniz. İyi sağ ol. Şefkat, sana bir sorum var. Heh, dakika birden başladık. Kesin kahve burnumdan gelecek ha. Buyurun. Bir ailede birinin başı derde girerse diğerleri ne yapar? Ha iyi, Allah'tan bildiğim yerden geldi. Ne var? İşte ya yardım eder, omuz verir, yerden kaldırır. Bu mu yapar ne yapacak? Bizim mahallede bir aile sayılmaz mı Şefkat? Ve sen bu ailenin bir ferdi evladı değil misin? Yani biz bir aileyiz ve senin başın dertte. O yüzden biz mahallecek, yani ailecek... Oğlum, vergi borcun için bunları topladık. Buyur. Kazım 500 lira, Üzeyir 500 lira, bir de parantezin içinde belirtilmiş. Ek olarak eğer tahsil edilebilirse Kazım'ın iki senedir ödemediği 250 lira. Evet abisinin lütfen, lütfen yani tahsil edelim. Lan sana bir geçiririm buradan. Öde lan borcunu öde. Miço cep telefonu. Oysen Çay Ocağı'nın bir haftalık çay parası. Evet beyler, bu sefer iş ciddi. Bu hafta herkes içtiği çayın parasını peşin bırakacak ona göre. Selami Seyyar Çay Ocağı'nın bir haftalık çay parası. Esinciğim, orada araya girmek zorundayım, kusura bakma. Benimki bu at ağzıyla aynı olamaz, benim 2 haftalık. 2,5. 3 lan! Evet, beyler. Devam et. Konu başka. Merdan 250 lira, Bahar 805 lira. O 5 lirayı ekleme diye kaç defa söyledim? Ne yapayım, çorap sattım o arada. Kasada ne varsa aldım ben de. Cuma, buna inanamayacaksın, sıkı dur Şefkat. 2.000 lira. Mahallenin rekoru bende, kimse egal edemeyecek. Çatlayın patlayın bakalım. Nasıl yaptı bilmiyorum. Vallahi çok içime koydu, onun şeyi hiç açmıyorum o konuyu hiç. Marika bir çift küpe, Bozkuru ve Gülperi... Bunu sessiz söyle, birbirlerinden haberi yok. Ya. Bozkuru ve Gülperi birer tam altın. Tezene ve Erkan, düğünde takılacakların yarısı. İşte o. Salak bir de İsmail olarak geldi, tutturdu. Ben Erkan'dan fazla vereceğim diye. Çırağımın üstüne gitmeyin bakalım karar. Gizem 1.000 lira, Sanem 1.000 lira, İhsan 2 haftalık yevmiyesi, Bakkal Remzi 320 lira, Tüpçü Halil 280 lira. Yani bunların toplamı 15-16 bin falan ediyor Şefkat ama şimdilik bunları bir başlangıç olarak say. Zahmet etmişsiniz, istemiyorum. Ne? Nasıl ya? Niye? Allah Allah. Nasıl istemiyorsun ya? Nasıl istemiyorsun? Hayır. Oğlum daha önce de yaptınız zaten aynı şeyi. Etiniz de budunuz da lan sizin. He?
Zırt pırt benim problemlerime mi koşacaksınız? Nikio, o aldıklarını herkese geri dağıtacaksın. Benden de teşekkür edeceksin. Bitti. Niye böyle yaptı ya? Ata aldı lan. Küstah. Harbiden dayaklık ata aldı yemin ediyorum. Bak ya. Esin. Niye böyle yaptığını anlamadınız mı? Yok, anlamadık. Ya bu sizin yaptığınız şey yüzünden o kadar mutlu oldu ve duygulandı ki biraz daha burada kalsa ağlayacaktı. O yüzden öyle bağırıp çağırıp gitti işte. Yani zaten sizin zor duruma düşmenizi istemediği için almak istemedi bunları da. Yani sizin de durumlarınızı biliyor az çok. Eminim şimdi o içine dökebileceği tek yerde almıştır solu. Ya 7'den 70'e bütün mahalleli ellerinde neler var neler yok almış getirmişler ya. Ya Miço ya Miço. Ya Miço'nun canını al telefonunu alma. Getirmiş telefonunu koymuş bebeğe. Merdan ya. Garibim bir çift ayakkabı boyayacak da ekmek parasını kazanacak. O bile getirmiş ekmek parasını vermiş ya. Ay yok ağlamayayım. Gözüme şey dolu taştı herhalde. Ama ya siz olsanız duygulanmaz mısınız? Ya Bozkır abiyle Gülperi ablaya ne demeli ya? Hani onlar bir de daha yeni katıldılar aramıza. Onlar bile birbirlerinden habersiz biri bir tane altın getirmiş, öbürü bir tane altın getirmiş. Neredeyse ya o an orada akacaktı böyle sizin gibi de zor tuttum kendimi. Vallahi ben ne şanslı bir adammışım ki güzel insanların sevgisine mazhar olmuşum. 7 yaşında bebe la gitmiş çikolata gofret alacağı parayı getirmiş koymuş ya. Düşünebiliyor musunuz? Böbreğim ve şey yapam var ya. Adam diyor ki böbreğim diyor satılsın da diyor onun parasını şey yapayım diyor ya. Ya ağlamayayım da kim ağlasın şimdi ya? Ama yok abisi. Yok ya bundan sonra ağlamak falan yok. Bundan sonra hep güleceğiz. Millet sonra bizi böyle görüp de yüzüğü karartmasın. Yani borcu kafaya taktığımı falan düşünmesin kimse. Bundan sonra hep güleceğiz abisi. Bir şey şakrak takılacağız. Ne bak? Allah bize limon gönderdiyse ondan limonata yapacak halimiz yok. Onu alır öyle hartur. Öyle yeriz. En kötü C vitamini olur değil mi? Başladım espri yapmaya bize. İnsan mı acaba yanına ya? Yok ya belki de yalnız kalmak istiyordur. Yalnız bırakayım. Ya belki de konuşacak birine ihtiyacı var. Yok ya Şevkat, hislerini anlatmaktansa ölmeyi tercih eder. Esin. Selam. Sen mi geldin? Ben geldim. Ne oldu Esin? Beni gördün yüzün düştü bir anda. Yok canım, ne alakası var? Sen birini mi bekliyordun yoksa? Gideyim mi ben? Ay hayır, saçmalama. Gel öpeyim. Hadi çıkar üstünü. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi, oturuyorum işte. İnternetten gelindik bakıyoruz değil mi şimdi? Ya onu acele etmesek mi acaba? Sebep? Ne bileyim bu kadar şeyin arasını sıkıştıramayacak gibiyiz düğünü. Şevkat'in de canı çok sıkkın zaten. O nasıl can sıkkın öyle ya? Ben gelirken bangır bangır türkü söylüyordu aşağıda. Şevkat. Evet. Ciddi misin sen ya? Evet. Dur ben gidip bir bakayım şuna. Dur ben de geliyorum. Fidayda da Ankaralım fidayda 500 altın yedi bir ayda. Bak işte aşık Şevkat yerimden döktürüyor. Gittine gelmedine fayda. Başını da yesin anam bu sen. Şevkat. Gel gel.
Gel, ben de seni çağırıyordum yemeğe, gel. Aa, hoş geldin kızım. Geç. Dur, hemen sandalye getireyim, geç. Hoş bulduk, hoş bulduk da ben gideyim Esin. Sonra konuşuruz seninle, tamam mı? Olur, tamam. Git. Kırık bacakla nereye kadar gidebileceksen, git. Benim bacağım kırık değil ki. Öyle mi? Hayır yani yemeğe kalmazsan bacaklarını kırarım babım ben. Ama ben aç değilim. Gizem, zorlama. Otur ye işte bir tabak. Şefkat bu kadar bebekse bir ruh halindeyken. İyi, tamam hadi oturayım. Oo, kuru fasulye ha? Ya. Şefkat, zor değil mi bunu yapmak? Bu şey, fasulye güzeldi. İspiral dedim. Bir de ben geceden ısırıyorum bunu. Ondan sonra da zaten pratik. Benim için çok şey değil ya. Ben alışkınım, elim yatkın ya. Bunlar o mu yaptı ya? Evlenince bütün yemekleri ona yaptıracağım. Evet. Dur sonra bardakta getireyim, dur. Şunu vereyim ben sana, şunu. Alayım ben ona. Hadi başlayız. Soğan da yiyin ama. Soğan mı? Evet, soğan. Soğan, bitki olan soğan. Tazesi var, kurusu var. Bu çok güzel. Tuza balık yiyin. Çünkü soğansız kuru fasulye benim gözümde susamsız simit gibi oluyor. Ama ya bunu şu kuru fasulyenin yanında gömdü müydü var ya... tam bir lezzet bombardımanı yani adeta. Böyle mi? Tuzluyoruz. Tuza banıyoruz değil mi? Evet. O tuza ban. Ya ilk kez yiyormuş gibi gözünü sevdiğim ne yapayım ya? Böyle soğanı elimle alıp yemedim hiç daha önce. Ne yapayım? İlk defa mı yiyorsun? Hı. Şaka mı yapıyorsun ya? Ben de yemedim daha önce. Ha, ciddi misin siz ya? Oo. Aha, harika oluyor değil mi? Evet, harika oluyormuş. Pul biber de at bak. Koy ver. Buraya pul biber at. Hı-hı. Yemek harika olmuş Şefkat. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ya bu arada ben de sana teşekkür edemediydim ya Gizem, sağ olasın. Bu hani mahallede benim için para toplarlarken sen de katkıda bulunmuşsun. Çok ince bir hareketti, çok sağ ol. Aslında daha fazla koyacaktık ama sen kabul etmezsin diye Niko izin vermedi. Onu bile kabul etmedim. Neyse ya, şey yapmayın. Tamam o olay bende ya, o kapandı tamam. Ya bu arada sen niye geldin? Yani şey, sizin bir planınız vardı da ben alçı mı oldum acaba? Yok yok, biz gelinlik bakacaktık internetten, onun için geldim ben. Değil mi? Acelesi yok. Hayır, hayır, yok öyle bir şey yok. Artık bu bizim sürecimize hiçbir şey hıstümse olamayacak lütfen. Tabii, tam gaz devam ya. Ben de varım. Neye varsın ya? Ben de geleceğim, gelinlik bakacağım size. Ya lütfen. Benim gibi yakışıklı bir erkekle evleniyorsun ya. Yani benim öyle yanımda bakalım bana layık bir gelin olabilecek misin? De şey, sen gelmeden önce ben baktım biraz internetten de olmuyor öyle ya. Gidip denemek lazım, anlamadım bir şeyi. Ay, olmaz. İnternetten bakmayla olmaz. O neden? Çünkü işte ketenler mesela kumaşına bir gidip dokunmak lazım, yeri iyi mi falan filan. Ha, olmaz, internetten olacak işte. İyi tamam, o zaman yarın sen de gel. Sen de damatlık bakarsın. Olur, tamam. Ben de damatlık bakayım. Pilavı da kusura bakmayın, böyle biraz yörük işi gibi oldu. Ortadan kaçırlayacağınız artık. Ben şuradan da alıyorum. Ben de alayım. Al bakalım. Çok güzel olmuş Şefkat. Ellerine sağlık. Artık evlenince yemekleri kimin yapacağı belli oldu Esin. Hiç alakası yok. O iş müşterek. Yani bir o yapacak, bir ben yapacağım. Sen bayılırsın çünkü benim yemeklerime. Vay vay, teknoloji nereden nereye, hesap makinesiymiş bu, düşün yani. Topla çıkar. İsmail ne diyeceğim biliyor musun? Bizim mahallemiz çok iyi bir mahalle be. Bak Şefkat'in başı sıkışınca insanlar nasıl koştu yardımına değil mi? Yemediler, yemek paralarını getirdiler. İçmediler, içki paralarını getirdiler. Yastık altı yapmadılar, altınlarını getirip verdiler. Vallahi çok güzel bir mahalle burası. Sen de bana haftalık ödeseydin ben de götürür hepsini Şefkat'e verirdim usta. İsmail, ben çalışanlarıma para vermiyorum. Bu benim prensibim. Lütfen prensiplerimi çiğnemeyin. Ama bizim mahallemiz güzel bir mahalle be. Vallahi o Türk filmlerindeki gibi sıcacık bir mahalle. Şuradan Adile Naşit geçse, buradan Münir Özkul girse vallahi yadırgamayacağım ha. Mahallede bir de Erol Daş var. Unutmayalım lütfen. Hiç, sen bana laf mı sokuyorsun be? Ayrıca Erol Taş çok saygı duyduğum bir aktördür. İltifat sayarım bunu. Neyse ne boş ver be. Bak, mahallemiz güzel, insanlarımız iyi. Kadri'nin kıymetini bilirim oğlum. Usta, insanlar Şefkat'i sevdikleri için yardıma koştular. Senin başın sıkışsa kimse yardıma koşar mı sanıyorsun? Efendim? Aa!
dini bir bakalım sen. Ne demek o? Beni bir kere Şevkat'ten daha çok severler bu mahallede, haberin olsun. Cukukluk mu? O ne lan? Demek ki mahalleyi o kadar iyi tanıyamamışsın. Allah Allah. Bir kere benim başım sıkışsa mahalleli vallahi yemin ederim koşarak gelirler yardım. Ben koşmam. Koşsam da senden te ötelere koşarım. Benden Irak cehenneme direkt. Ay seni adi köfte vay. Demek öyle. Ulan haftalığını kesiyorum. Yiyeceğim ama haftalık vermiyorum ya. Neyse ne. Aman lak 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 çenesin sırf ha. Valla. Din severler bu mahalle değil. Sen öyle sen. Alarman, alarman abisin, alarman. Ne oluyor lan? Ata ağızlı. Şevkat geliyor lan, Şevkat geliyor oğlum. Beyler aman diyeyim damarına basmayın. Ne demiş eskiler? Kaplanın kuyruğunu tutma, tutarsan bırakma. Aman. Vallahi şimdi o pimi çekilmiş el bombası gibidir. Gelir bize patlar vallahi burada. Merhaba kardeşler, nasılsınız? Merhaba, merhaba. Ne o Zeyn? Yine çürük meyveleri alta koyup iyileri üste mi koydun ha? Köfte hur. O nasıl bir şaka kardeşim Allah aşkına? Biz ikinci şans paranda hiç öyle bir şey yapmıyoruz yani. Ya sana ne demeli Kıyazım? Pahalı şampuan kutularının içine o kiloluk halı şampuanlarından doldurup millete iteliyormuşsun ha? Şevkat bir kere o senin dediğin bir kere berberde olur. Bizde öyle bir şey yok. Bizde sabun var köpük köpük canım benim lütfen yani. Yapar. Ya sen sarı bıyık laf açan bayat çayların içine karbonatı karıştırıp yine millete taze diye mi ettiriyorsun ha? Kesin yapmıştır Şevkat. Çay nasıl bizde? Şevkat. Ne oluyor? Vallahi olan oluyor. Olmayan olmuyor. Olabilitesi varsa oldurmaya çalışıyoruz. Olmayacak gibiyse nasip kısmet diyoruz. Yani sonuçta alnımıza ne yazıldıysa o oluyor yani. Yani normal şartlarda sen bu kadar borcun altındayken bu mahalleyi bizim başımıza yıkman gerekir. Yani. Ama şakalar havada uçuşuyor. Kayış mı attı? Aman ben iki. Dünyanın sonu değil ha. Ne bak yani oturup ağlayak mı? Hem para dediğin delikanlı adamın elinin kiridir ya. Yıkadı mı geçer gider. Ayrıca ne demişler? Borç yiğidin kamçısıdır. Şimdi ben de ekstra bir yiğit olduğumdan kaynaklı olaraktan ben tabii borcumuzda bir ince kalın oluyor ya. Doğru. Ya ne yapacağım peki Şevkat? Valla kardeş ne yapacağız? İşte bismillah diyeceğiz, dükkanımızı açacağız. Ondan sonra da rızkımızı bekleyeceğiz yani. Hani biriktirebilirsek de biriktirip parayı şu bizim vergi borcumu falan ödeyeceğiz. Yapacağımız şey bu yani. İhsan kardeş haydi bana bir çay ver de içeyim be. İhsan. İsrail benimle dalga mı geçti acaba bakalım ya? Bakma sen o densize be ya. Senin gibi çok kıymetli bir bilim insanının yardımına koşmayacak da bu mahalle kimin yardımına koşacak affedersin? Ha? Hamle. Ne kadar doğru bir noktaya temas ettiniz. Siz benden daha çok yaşayacaksınız. Ömrünüz çok olsun. Nobel fizik ödülü alacak bir bilim insanıyım be ya. Tabii ki benim yardımına koşacaklar ha? Ama ya koşmazlarsa? Onun da kolayı var be Cuma. Madem şüphen var, mahalleliden borç iste bakalım. Neler olacak? Bu arada kaleni yedim. Alıp borç para vermezler be ya. Ben hangi borcumu geri ödedim ki bir daha bana borç para versinler? Çünkü ben aldığım borcu geri ödemiyorum prensiplerime aykırı be. Bu arada filini yedim. Hop. Tebrik ediyorum. Çok güzel hamleydi. Tam bir bilim adamı inceliğinde tebrik ederim, kutluyorum. Peki ya hayati bir şey olursa? Hı? Hamle. Hayati derken? Sen bir bilim insansın Cuma. Lab demeden leblebi üretme tesislerinin yerini ve koordinatlarını şık diye söylemen lazım. Biri seni kaçırsa mesela, fidye istese, hı? Doğru be ya. Vallahi bu benim hiç aklıma gelmedi. Harika bir fikir. Muhteşem. Tebrik ediyorum be ya. Acaba beni kaçırsalar mahalleli fidye öder mi? Öder mi? Öder. Hamleyi düşün geliyorum ben. Ne lan o araba? Maliye geldi lan. Allah Allah. Maliye de geldi. Dur bakalım hayırlısı. Hayırdır kardeş? Maliye'ye yumurta mı lazım oldu? Tam yerine geldiniz vallahi. Burası yarım dar yumurta.
Yani alırken %100 kazan çünkü yumurtalar çift sarılıdır. İsterseniz kırayım bir etan abi için bakın. Şevkat Yerimler siz misiniz? Evet. Şevkat Bey, hacize geldik. Tebligat yapılmasına rağmen yasal süreç içinde herhangi bir mal bildirimde bulunmamışsınız. Ya o şöyle oldu. Şimdi benim muhasebeci üzerinize afiyet beni bir güzel böyle pamuk prenses hesabı uyutmuş. Ondan sonra uyurken de bir güzel öpmüş. Bir uyandım, kucağımda böyle pimi çekilmiş saatli bomba gibi haciz kağıtları. Abicim delikanlı sar mı yaptınız şey ya? Bu çocuğun dükkanı ne diye haciz diyorsunuz? Nasıl ödeyecek bu çocuk borcunu? Neyle ödeyecek? Ne yapacak? Nasıl para kazanacak? Taşmayacak bu çocuk. Kim bu çocuk? Tamam arkadaşlar, tamam ya. Ya arkadaşlar herhalde durduk yere kimsenin ocağına incir ağacı dikmekten keyif almıyorlardır yani arkadaşlar. İşlerini yapıyor değil mi kardeş? Tamam, buyurun siz haciz edin, buyurun. Alım oğlum. Ya sadece düştük yani. Düşmek daha güçlü kalkmak içindir. Daha güçlü kalkacağız. Bize bir şey olmaz, korkma. Ya Şevkat, bir şey yapmayacak mısın ya? Malların hepsini götürmelerine müsaade mi edeceksin sen? Ne yapayım Kazım? Ya adamlar gelmişler, emir kulu onlar da işlerini yapıyorlar. Hatta siz de hani arkadaşlara biraz yardımcı olun da ağır şeyleri taşırken falan şey yapsınlar. Gel koş, biz de seninle şöyle bir karşılıklı kahve içelim, hadi. Şevkat'in içine Pollyanna kaçmış kesinlikle. En kötü günde bile gülümsüyor. Abisinin, ben bu erkek Pollyanna'dan hiç hoşlanmadım. Kafa göz dalarım ben buna. Allah sıyırdı resmen ya. Bizim ne? Oğlum hep güneşin batışını izleyecek halimiz yok ya. Bugün de dükkanın batışını izleyecek anasını satayım. Ne oluyor? Ne olsun? Şevkat'ın dükkanı hacize geldiler. Şevkat'ın canı çok sıkılmıştır ya. Ha, canı çok sıkkın. Bak bakayım canı sıkkın gibi mi? Bundan kaç tane var acaba dünyada? Bu ne çeşit bir psikopat ya? Ya yok o, biz üzülmeyelim diye numara yapıyordur. Öyle içi kan ağlıyordur kesin onu. Bırak ya. Ben geliyorum. Alo baba. Hacize mi geldiler kızım? Sen biliyor muydun? Şu an oradalar mı onu söyle. Ha, evet şu anda buradalar. Tamam kızım. Avukatı ararım şimdi. Hemen durduruyorum. Sen hiç üzülme. Tamam ama bak baba sakın senin hesabından gönderme. Benim hesabımdan gönder olur mu? Bak söz verdim ben Şevkat'e senden para almayacağım diye. Şevkat bu durumu öğrenirse çok bozulur biliyorsun. Biliyorum baba, ne yapayım? Biliyorum bak. Sakın kimseye söyleme, tamam mı? Gizli. Tamam. Anlaşıldı kızım, anlaşıldı. Hadi öpüyorum seni. İyi değilsin. Şevkat bunu duyduğunda kızmayacak mı? Duymayacak. Gizem bak, Şevkat bunu duymayacak. Sen biliyorsun, babam biliyor o kadar. Bak kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Nereye yaptın Ahmetciğim? Efendim müdürüm. Haciz işlemlerine başladık müdürüm. Evet. Tamam müdürüm. Anlaşıldı müdürüm. Tamam müdürüm. Tamam. İyi günler. Arkadaşlar işlemleri durduruyoruz. İçeri taşıyoruz hepsini. Şevkat, haciz durdu. Gizem. Bak ikimizin arasında. Gel. İyi. Ne oldu ya? Beğenmediniz mi yumurtaları? Bunlar organik, özgür tavuk yumurtasıdır ya. Bunları yumurtlayan tavukları da ben getireyim. Bakın bir de onlara da bakın. Çok böyle ağır namus sahibi tavuklardır. Onları bir görün, ellerinizi bir öpsünler. Ondan sonra karar verin ya. Yok kardeşim, haciz işlemleri bitti. Borç ödenmiş, tamam. Ya işte bu. Borç ödenmiş Şevkat, ne diyeceksin? Siz mi ödediniz lan? Şevkat ne diyorsun lan sen? Allah Allah. Sen mi ödedin lan Niko? Nasıl ödeyeyim Şevkat? Biliyorsun mahalleceye anca topladık parayı. Borcun yanına bile yaklaşamadık. Oğlum, kim ödediyse çıksın ortaya kelime-i şehadet getirsin lan! Esin! Esin! Sen mi ödedin? Ödemedim, hayır. Ödemedim. Ben zaten maliyeciler geldiğinden beri burada böyle duruyorum. Nasıl ödeyebilirim? Ben ödemedim. Ben nasıl bulurum onu kimin ödediği? And olsun ki bulurum. Ondan sonra da bunu ona ödetirim. Bu çocuk manyak. Sen mi ödedin lan? Manyak sen değil mi? Valla ne kimsin o mesela? Ya borcu ödenmiş işte, ne güzel. Ne
büyük bilim adamı, saygın insan Cuma beyefendiyi kaçırdık. Sakın polise gitmeyin. Fidye için sizi arayacağız. Polisi ararsanız Cuma beyefendiyi öldürmek zorunda kalırız. Memlekete yazık olur. Ustamı kaçırmışlar la. İsmail, ben Cuma Usta'm. Ben yokken sakın iş yeri telefonundan tezeneyi arama. Fatura çok şişik geliyor sonra. Be ya. Ya adamı kaçırmışlar. O hala faturanın derdinde. İnsan canına bir parça saygı duyar. Bu nasıl cimrilik la? Dostlar! Ustamı kaçırdılar. Daldan dala uçurdular. Güzel. İsmail Zoka'yı yuttu. Sıra şimdi kahvedekilerde. Bakalım bakalım onlar ne düşünüyorlar? Merhaba. Kim anasını satayım ya? Kim? Kim yani? Kim ödemiş olabilir ya? Kim anasını satayım? Kim? Kim ya? Kim olabilir? Kim olabilir? Ya ne yapıyorsun ben de ya? Allah Allah, sanki evin içinde saklanıyor diyen de ben de mara bağladım iyice ya. Şevkat. Efendim. Gelinlik bakmaya gidecektik. Vallahi hiç kusura bakmayasın. Bugün hiçbir şey yapacak halim yok. Al işte. Söylemiştim ben bu mevzuların bizim hazırlığımızı engel olacağını. Engel olmaya başladı bile. Yok yok. Başlamadı. Başlamadı. Başlamayacak da. Hayır asla. Yok. Sen çok haklısın. Gidelim. Gelinlik bakalım. Damatlık bakalım. Bakalım yani. Şey yapmayalım. Sorun yok. Bu parayı ödeyeni bulacağım değil mi? Elbet bulacağım. Hesabını da keseceğim. Allah'ın emri yani. İnşallah bulamazsın. Tamam mısın? Tamam, hadi. Cuma Usta'mı kaçırmışlar. Sebep? Vallahi bilmiyorum da fidye istiyorlar. Oğlum, yarılacağım da. Yarılacağım oğlum. Ne istiyorlarmış? Fidye mi? Fidye istiyorlar. Fidye istiyorlar. Midyedir lan o, midyedir abisinin, midyedir o. Hayatımda bu kadar komik bir şey duymadım ha. Ne gülüyorsunuz ha? Çok mu komik? Komik tabi lan, ata ağızlı. Affedersin ama herkese ata ağızlı diyen aygır suratlı beyefendi. Cuma Usta'nın kaçırılmasının neresi komik lan? Lan bana bak. Konuşan beygir, soruyorum şimdi sana. O ufak beyninle şöyle bir düşünmeye çalış biraz. Sen mafya olsan ya da adam kaçıracak birisi olsan... ...gidip bu bizim çulsuz, bu sefil Cuma'yı mı kaçırırsın? Sen neden kaçırırsın be ya? Tam kaçırılacak adam be ya. Adam bilim insanı bir kere. Tam... Yani mahallede bir tane daha var mı aranızda? En değerli adamı kaçırmışlar. Ah zavallı, vah vah kaçırmışlar. Sizin gibi değil o burada. Böyle papaza sinek kovalamıyor yani. Hop hop bey amca. Yani hariçten güzel gazel okuyorsun da yani boş gazel okuyorsun. Sen nereden tanıyorsun Cuma'yı? Cuma'yı şeyden tanıyorum ben. Benim evimin tesisatını geldi yaptı. Böyle çok güzel, yakışıklı bir adam yani. Çevik, atletik, ondan sonra kibar. Ne bileyim böyle çok cazibeli bir bilim insanıdır kendisi. Tabii tabii ama Cuma'da para yok. Yani onun için verilecek fidyeyle o mafya sadece çekirdek alabilir. Ya emmi, emmi. Cuma'yı kaçıracaklarına mahallenin camisinde mendil açıp para toplasalar daha fazla para toplarlar ya. Evet haklısın, Cuma'nın parası olmayabilir ama kendisinin beyni var. Beyin çok önemlidir. Şimdi bu adam kaçırmışlar bir zarar gelirse beyni ne olur? Beyin kötü gibi bir şey olması gerekmiyor mu? Olur mu? Hiç valla bak siz aranızda para toplayın, bize bir şey bakmayın. Bilime katkınız olsun sizin. Bu bir bilim ise kurtarın bunu, kurtarın. Hadi bak. Dayıcığım valla ben o karaktersiz için tek bir kuruş bile vermem. İlk karaktersiz. Gözlükte karakter maddesinin tam karşısına iki nokta üst üste Cuma fotoğrafı koymuşlar. Bu kadar bak. Sen kime ne diyorsun acaba amamcı? Dellak. Oğlum var ya, biri bize kesin şaka yapıyor ha. Bir düşünür müsünüz? Gerçekten bu durumu. Şimdi birisi gelmiş. Harbiden Cuma'yı kaçırmış. Altıma... Düşünemiyorum. Düşünemezsin. Sizde beyin yok. Düşünemezsin. Sizde beyin yok. Sizde... Kaçırırsa konuşuyor. Ben veririm. Ona göre. Ben bunu kaçırabilirim. Kim lan bu adam oğlum? Kim bu? Lan? Amca.
Tansiyon başlasın bakalım. Şu yeni aldığımız attığımızı da telefona bir takalım. Önce kimi arasam? Yağmur, tarlada çamur, teknede hamur. Ver Allah'ım ver, sel gibi yağmur. İsmail. Evet, İsmail Ercasar'a. En zayıf halkadan başlayacağım. Bilinmeyen numara. Erkan kendine yeni hat mı aldı yoksa la he? Eğer öyleyse niye açayım ki sevgilimi elimden alan adamla ne konuşacağım? Ama bir dakika, bir dakika. Açıp küfür edip kapatsam süper olmaz mı la? İsmail aklınla, aklınla bin yaşa la. Erkan ben senin... Erkan değil. Ben Cuma Usta'yı kaçıran mafya üyesiyim. Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Ben de İsmail, Cuma Usta'nın çırağıyım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız çorbamız kaynıyor, maymunumuz oynuyor, ekmeğimizin peşindeyiz. Bir gün bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka gelin bir çayımızı için. Oho! Biz kendi istedik, saf içeri çıktın sen be. Lak. Bu neymiş mi? Sus bakalım bir motorun soğusun. Motorun soğusun seni be. Şu anda elimde fincan için kaçırdığım tam 10 kişi var. Onlardan birinin parasını vermediler. Bak şimdi başına neler gelecek oğlum. Dinle! Geber! Abicim sizin işiniz de çok zor be. Adamı kaçırıyorsun, o kadar masraf yapıyorsun. Sonra ne oluyor? Elinde patlıyor. Bak kazancı yok o işin. Bir de 6 lira kurşun attın. Sen ortalama 10 liradan 60 lira eder. Safi zarar ya. Sonra diyorlar ki fidyecilik sektörü gelişmiyor. Gelişmez tabii ya. Gelişmese de bekleme ya. Bu İsmail benim sandığımdan daha da geri zekalı be. Yemin ederim oturduğum koltuk ondan daha zeki be. Ay, ay. Alo, hemen fidyenin parasını getirin. Yoksa Cuma Usta'nı öldürürüm, haberin olsun. Bir dakika. Ben nereden bileceğim Cuma Usta'm senin elinde değil. Ben ustamın sesini duymak istiyorum. Usta sesini hemen dur. Cuma, getir onu buraya, getirin. Alo. İsmail. Baba, ne olur yardım et bana, bunlar beni çok kötü bağladılar, dövüyorlar ve... Ah! Ah, vurma! Ay! Çabuk yardım edin bana İsmail, vallahi burada can çekiyorum, işkence görüyorum, çabuk kurtarın beni be! Usta sen... Hiç merak etme, kurtaracağız seni. Alo, duydun mu? 30 bin lira keş nakit hemen istiyorum. Yo çok dedin. Benim ustam o kadar etmez. Ne demek etmez? Bana gelişi 20 bin lira. 10 bin lira da arada biz kazanmayalım bakalım. Vallahi etmez. Etse bile zaten bende öyle bir para yok yani. Ustam bana hiçbir zaman haftalık vermiyor ki ben de onun fidyesini ödeyeyim ya. Etme bulma dünyası kardeşim. Kalın sağlıcakla. Alo. Ayda. Kapattık telefonu ya. Ah be. Ah koynumda yılan mı istemişim ben? Yılan İsmail. Ay İsmail. Adam ustanı kaçırdım diyor. Ben ne yapıyorum la öyle safi salak gibi? Mal mıyım la ben? İyice saçmaladım ya. Malım. Kesin malım ben. Böyle bir yapayım demeyelim. Saçmalama. Ya. Kaç. İçeride mi Esin? İçeride. Esin. Bir baksana Esin. Ne var? Ha, ya şimdi bu böyle çok güzel oldu. Aa, eyvallah da. Ya bu şimdi bu kadar masraf yapmasak da. Ya acaba diyorum ben şey mi giysem bu hani... bu hani Seval Eyalan'dan böyle nikah falan yaptıydık yani. Orada kiraladığımız damatlığı mı kiralasam acaba ya? Sen canına susadın galiba. Niye? Başka bir kadınla evlenirken giydiğin damatlıkla nikah masasında yanımda oturabileceğini mi düşündün bir an? Ama yok hani o oyundu ya. Tamam. O zaman ben de Bora ile evlenirken giydiğim gelinliği giyeyim. Terbiyesiz. Ben değil mi? Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen gelinlik bak, ben damatlık bakayım.
Çok iyi fikir. Böyle hemen geri vites baba. Şanzıman gez rahat gel. Geçelim. Gel. Son. Ne oğlum? Çay mı istiyorsun oğlum? Düzgün istesene be. Beyli. Kaçırmışlar işte dostlarımı. Bildiğin kız kaçırmışlar. Adamlar fidye için aradılar. Abisinin o zaman bu durum ciddi herhalde. Biz arayalım yani polisi. Allah Allah. Biz işin gırgırındaydık ama bu salaklar gerçekten kaçırdı galiba Cuma'yı. Ya ne gırgırı? Bu adamlar psikopatın önde gideni. Daha önce kaçırdıkları adamın fidyesi ödenmedi diye adamı vurdular, öldürdüler. İnşallah ustama kıymazlar. Sakin ol İsmail. Ağlama lan. Alo. Polis merkezi mi? Efendim bir kaçırılma vakası bildirmek istiyorum. Evet fidye var, fidye var. İşin ucunda fidye var ya. Evet. Balat Çarşı efendim. Nikolan. Hı. Oğlum benim takım bayağı eskidi biliyor musun? Bana bir takım ısmarlasana lan delikanlı gibi. Selami kardeşim. Tabii ki. Ama önce arsanın taksitinin bitmesi lazım. Bu nasıl bir arsa lan? Ne aldın oğlum sen? Haran Ovası'nı mı aldın, Çukurova'yı mı aldın? Bu ne oğlum? Kaç dönem lan bu öde bitmiyor? İyi görsen gözlerine inanamazsın. O yüzden Selami sana vasiyet ediyorum. Bana bir şey olursa taksitleri sen ödemeye devam et. Niko aşağıdan baksana. Ha bunu görüyor musun bak. Görüyorsun bunu? Öderim ha öderim. Çok beklersin. Allah tahtıratında taksitinde affetsin derim. Geçer giderim kardeşim. Uyandırayım netim yani. Şunu bir giysene. Giyeyim olur. Nasıl oldu bu? Tam senin renklerin. Seversin böyle beyaz meyaz. Hastasın zaten bu işlere. Başka bir şey var mı la? Hı. Ne la? Oturma grubu gibi. Oğlum ne diyorsun lan? Manyak mısın? Şuna bak ateş ediyorlar cayır cayır ya. Boş ver onu. Pavyon işi var. Bu. Oo, bu şekilliymiş de bu da şu. Sizin hainlerde sana daha iyi gider sanki ama. Saçmalama ben kadın ruhundan anlarım. Bu. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya oğlum niye bu kadar şey yapıyoruz? Aslında yani siyah takım beyaz gömlek yani. Bu kadar da kasmanın alemi yok da madem öyle bir bakayım ben de göstereyim o zaman pesini. Gerçi göstermene hiç gerek yok. Bakayım sorayım. Berjer koltuk hadi bakalım. Kadın sormak lazım. Komiserim bunlar tamam. Fidyetin tekrar aradıklarında kaçıranların yerini tespit edeceğim. Tamam komiserim, tamam. Kolay gelsin memur bey. Ya çocuklar. Duyduklarım doğru demek lan. Cuma'yı mı kaçırdılar? Maalesef bozdur baba. Fidye mafyası kaçırmış. Ulan ben öyle fidye mafyasını var ya beynine... Oğlum sen dururken niye onu kaçırmışlar Cuma'yı? Aşk olsun bozdur baba. Vallahi her fırsatta bozuk para gibi harcıyorum beni. Yakında anlarsınız kıymetimi. Bitine... Yani Cuma dolandırıcıydı falan ama yani severdim ben yani. Çok dokundu bize çok. Ah keşke Cuma'yı kaçırmayalardı da gelip dükkanın tesisatının canını okusaydı gene. Kırıp dökseydi her tarafı ya. Ha, çayların parasını da ödemezdi zaten. Sonradan gargaraya getirir kaçardı ah. Ya ne biçim konuşuyorsunuz ya adam ölmüş gibi. Allah Allah merak etmeyin bulacağız bir kere bak. Komiserim yanında. Aa bilinmeyen numara arıyor lan. Kesin onlar komiserim. Ustamı kaçıranlar belki de bilinmeyen numara aramıştı. Ne yapacağız şimdi abisinin? Yani komiserim? Aç, mümkün olduğunca konuştur. Hatta tutmaya çalış, bir telefonun yerini tespit eder. Tamam. Hoparlörü aç, hoparlörü. Alo. Kimsin? Ben Cuma Usta'yı kaçıran. Gardar, acımasız, gözünü kan bürümüş mafyayım. Ben acaba sebzelerin efendisi... Üzeyir'le mi görüşüyorum? Benim, buyurun. Hemen fidyeyi istiyorum. Tam 30.000 lira. Abisinin ciğeri beş para etmez adam için 30.000 lira çok değil mi sence de? Kim? Nasıl? Kimin ciğeri beş para etmez? Cuma Usta'nın mı? Siz yanlış tanımışsınız onu. Ben kendisini 3 saattir tanıyorum ama hastası oldum valla. Sizin ciğeriniz beş para etmez asıl ya. Eğer madem bu kadar seviyordun abisinin, koynunu alıp yataydın. Yani niye kaçırdın? En çok kim para edecekse onu kaçıracaktım tabii ki. Seni mi kaçıraydım acaba sebep kafalı? Sen 2 kilo mandalina etmezsin ya. Takas kabul ediyor musunuz? İsmail'i verelim, Cuma'yı bırakın. Yuh artık. Takas kabul ediyorsunuz mu? Ha? Biz İsmail'i verelim, üstüne de para verelim. Hayatta kabul etmem. Üstüne Üzeyir'i, Miço'yu, Oksin'i, İstan'ı, Selami'yi hatta Cevkat'ı bile verseniz kabul etmem. Siz... Cuma Usta'yı tanımamışsınız. Hepsiniz toplansınız, onun turnuğa olamazsınız. Ya kardeşim bak biz alıcıyız, alıcı duyuyor musun? Alıcıyız. Sen son fiyat ne olur onu bize söyle. Ayakta indirim yapmam. Ama Mahmut alışsın diye 25 bin olur. İndir bakayım, indir bakayım biraz daha, indir, indir. 20. İn ya in. 15 daha da inmem ha. Komiserim yerini bulduk.
Abisinin ne diyorsun sen? Ha ne diyorsun sen? Lan Cuma'ya eskiciye versen bir plastiklerle bir dal mandal alırsın be. Bize lazım lazım değil lan Cuma. Hayrını gör. Hadi abisinin. Alo. Ya, nasıl? Ay kapattı be. Of. Of. Cuma ustayı gerçekten kimse sevmiyor mu ya? Ha? Mahallede kadrimi kıymetimi bilen hiç kimse yok mu ya? Aa, Cuma. İşte yüzleş hayat böyle bir şey ya. Niye acımasız oldum diye soruyorlar sonra. Ben çay demleyeyim be. Tamamdır, adresi tespit ettik. Gidiyoruz çocuklar. Komiserim, izniniz olursa biz de sizinle beraber gelebilir miyiz? Bir şartla. Polisin çalışmalarına engel teşkil edecek hareketlerde bulunmayacaktın. Tabii komiserim. Yani biz sıkıntı vermeyiz. Hadi ustamı alıp döneceğiz. Hadi gidelim. Al, al telefonu. Gison, dükkan sana emanet. Tamam. Cuma usta. Cuma ustam. İsmail haklıymış be. Benim mahallede hiç kimse sevmiyor be. Hiç kimsenin kalbinde şu kadar çok yerim yok mu be. Ne oluyor sen be? Ne yapayım kendini toparla? Niye saldın böyle kendini be? Komiserim, sinyali bu sokaktan tespit ettik. Tamam, anlıyorum. Vay alçaklar. Ustamı tuttukları ev resmen bizim mahalledeymiş komiser. Bu nasıl bir cesaret ya? Lan herifler burnumuzun dibine kadar girmiş ya kardeş ya. Komiserim, biz Cuma'yı çok severiz. Kalbimizdeki yeri çok büyüktür yani. Evet komiserim. Kılına zarar gelsin istemeyiz. Merak etmeyin. Cuma'nın kılına zarar gelmeden kurtarıcıyız onu. Çık sakin. Allah razı olsun. Güvenliğin kulağı. Ay Esin, inanmıyorum ya. Sonunda Şefkat'le evleniyorsunuz kızım. Ay inşallah vergi borcunu senin ödediğini duymaz. Şişt, güzel. Bak bunu bir daha sakın yüksek sesle söyleme. Esin! Ne oluyor ya? Sen çok iyi biliyorsun ne olduğumu. Hayır bilmiyorum. Niye bağırıyorsun mağazanın ortasında? Sana bağırıyorum. Neden? Nedenini biliyorum. Bilmiyorum. Söyle de öğreneyim. Niye? Yine dayanamadın. Gittin ödedin değil mi borcumu? Ama sen bana babandan para alma demiştin. Ben babamdan para almadım ki. Kendi paramı kullandım. Onu da istemiyorum. Ya ben senden para istedim. He? İstedin mi istemedin mi? İstemedin de sorunca söylemiyorsun ki. Mecburen senden gizli ödedim. Git. Geri al o parayı. İstemiyorum ben. Boş falan. Ne yapayım? Devletin kasasına girmiş parayı gidip geri mi isteyeyim? Ben anlamam. Git ne yap, yap iste. Vazgeçtim de. Bir şey de iste. Allah Allah ya. İstemiyorum paramı. Takın da istemiyorum. Ha. Öf. Oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam lan. Bir tane şey yapmayın. Biz toparlarız. Selamlar. Esin canım ya. Of. Bunlar hiçbir geri dönüş yapmadı be ya. Mahalleye gideyim bir kontrol edeyim. Bakayım neler oluyor, neler bitiyor. Ay ben büyük haksızlık yaptım be ya. Ben Bozkır Üstadımı aramadım. O kesin fidye parasını verir, kesin verir be ya. Komiserim beni arıyorlar bu sefer herhalde. Aç lafa tut. Sen onları oyalarken bit tepelerine çekeceksin. Alo. Bozkır Bey, ben Cuma'yı kaçıran mafya babasıyım. Hemen parayı bana ödeyin, hemen. Yoksa Cuma'yı öldürürüz. Bana bak, Cuma yerine İsmail'i öldürün, size 10.000 lira fazla vereyim. Hayda, resmen hedef gösteriliyorum. Olacak iş değil la. Bozkır Üstadım, bakın siz ki bağlamanın bam teline vurup duygumuzda böyle bam 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 sedalar estiren bir ozansınız. Lütfen duygunuza hakim olun. Ve hemen paramı ödeyin. Komiserim, şüpheli şahısı birinci katta tespit ettik. Bir etrafı çevirin. Sen de gel. İkiniz bu tarafa. Ben yanımda kal, sen orada. Siz sakın karışmayın. Kenarda kalın.
Sen benimle gel. Ne işiniz var sizin burada? Manyak mısınız? Cuma'yı kaçıran adam bu olmalı. Telefonda konuşuyor. Evet evet. Kahvedeki herif bu. Acaba Cuma'yı nerede tutuyor? İçeride bir odadadır herhalde. Taksit yapıyor musunuz? Burayı kartına 9 taksit. Ayrıca senet de yapabiliriz. Saçmalamayın. Hemen paramı getirin. Yoksa Cuma Usta ölür. Cuma'nın kafasına sıkacak. Ne diyorsun sen? Aa, ne diyorsun sen? Dal içeri. Lan. Dal. Kapıyanız kapıya gidelim. Kaçırırsın lan seni. Sakin olun, vurmayın. Vurmayın. Bir dakika, ne diyor? Vurun dedi. Vurmayın. Cumhur'a. Durun, yapmayın. Bırakın. Ne yapıyorsun? Ne yaptın lan ustamı? Öldürdün mü? Durun ben değilim. Ben o değilim. Sakin olun. Benim be ya. Cuma. Ne yapıyorsunuz be ya siz? Aa, bir şaka yapalım dedik. Olaylar nasıl büyümüş? Polisler yani. Ne yaptınız be ya? Allah seni kahretmeye. Zevkler. Ya Şevva. Zevkler. Bir bekle. Zevkler. Bırak Allah'ın seversen Nişo. Selam çabuk. Ben de. Bak bir sakin ol. Zevkler. Hadi. Selo ver şu anahtarı. Yok kardeşim. Yok lütfen kusura bakma. Bu şekilde yola çıkılmaz. Bir sakin ol ya. Öfkeyle kalkarsan zararla oturacaksın. Ve biz senin zararına ortak olmak istemiyoruz. Aynen lan. Ata ağızlı mısın oğlum ya? Bu nedir? Canımı sıkma benim. Biz senin zarar ortağı mıyız? Oğlum beğenmiyorsanız gelmezseniz lan. Ver şu anahtar. Hayır ya. Bu sefer öyle olmayacak. Sen sakinleşeceksin. Biz ondan sonra arabaya bineceğiz. Aynen aga. Nasıl sakin olayım lan? Canına yandığımın kızı gitmiş, bütün borcu ödemiş. Nasıl sakin olayım be? Tamam haklısın. Ama siz kader ortağısınız oğlum. Gün gelir birbirinizin can borcunu ödemek zorunda kalırsınız. Ata ağızlı muhtar. O nasıl laf lan? İnsanı kendine getirecek bile. Kardeşim, ben her türlü öderim ama o kızı ödetmem. Bitti. Ver şu anahtarı. Kardeşim bak, sakin oluyoruz. Sıra ver şu anahtarı. Bir nabız yoklaması yapayım. Bir saniye lütfen. La uzatma, duracağım kolunu. Ver şu anahtarı. Bir saniye kardeşim, bir de buraya bakayım. Lan ver şunu! Tamam. Versin artık! Oğlum zaman kazanıyorum lan! Çekil. Siz nasıl kontrolden çıktınız bir anda be abicim? Anamdan indim, sütü burnumdan getirdiniz, yemin ediyorum ya. Durun benim diyorum, hala vuruyorsunuz. Yani İsmail, seni sevmiyorlar deyince acaba gerçekten seviyorlar mı, sevmiyorlar mı diye sizi denemek istedim ya. Ya sevgili Angut arkadaşım, biz seni niye sevmeyelim? Tabii ki seviyoruz ya. Ya tabii seviyoruz oğlum ya. Yani bütün mahalle kurtarmak için seni seferber olmadık mı Cuma yani? Ay Allah be, hadi. Buraya kılık değiştirip geldim de arkamdan neler söylediğini kendi kulaçıklarımla duydum. Hadi oradan. Evet, o kılık değiştirip gelip burada bir su içtin. Parasını ödemeden fıydın gittin. Bu da aklında olsun. Ya oğlum sen de durup dururken ortalık karıştırma lan. Terkop suyu zaten be ya. Ay. Biz zaten baştan bir ihtimal vermedik senin kaçırıldığını ama sonra anlayınca tabii hep birlikte koşturduk. Hadi oradan bırak Allah'ını seversin. Hepinizi tek tek aradım. Hepinizin numarasını aradım, sesini duydum. Bizzat hiçbiriniz kalkıp o parayı toparlaştırıp bana getirmediniz be. Ya abisinin komiser dedi, komiser dedi ki... Siz dedi onu dedi konuşturun dedi, ben dedi adresini dedi bulacağım dedi. Ondan abuk subuk konuştuk oğlum. Tabi usta, yoksa sen sevilmeyecek insan mısın ya? Bedenin minyon ama kalbin kocaman, ben senin özünü biliyorum. Sevgi balonusun sen ya. Harbiden İsmail, harbiden seviyor musunuz beni be? Ya bana sorsalar Cuma'nın iyi tarafı nedir anlat diye. Evet. Ya biz seni böyle seviyoruz oğlum ya. Gerçekten mi? Vallahi haklısın ya. Ben sizin temiz kalbinize inanıyorum gerçekten. Teşekkür ederim, sarılın bana. Vallahi sevgi göstermeyeyim. Bugünün şerefine hepinize çay ısmarlıyorum ben be. Dur. Sen bugün yeterince darbe aldın. Çaylar da benden be. Ya aramızda da 8 kişiyiz, 1 lira, 8 liralık çay içti yani. Yalnız buradayım, duyuyorum sizi canım. Bye! Doğru geçti kardeşim, o bak. Sen ne acımasızsın be amcacığım.
Aga işte bizim Kamil öğrenince böyle Esin'in parayı yatırdığını atlattı manyak. Bir çıktı, arabaya doğru gidiyor patara kütere. Bu nasıl biliyor musun? Delirdi, atlattı herif. Abi ön kapıdan böyle daldım camdan, anahtarı kontaktan aldım. Yoksa geçmiş olsun katliam yapardı kesin bizim Kamil. Vallahi ben diyeyim, gururuna dokundu tabii ya. Erkek adam sonuçta. Durduk yere kendini cilalatma bana. Ne alakası var erkek adam olmakla? Sevkat kendini ezik hissedin. Hadi Esin kadın kabul etmedi, anladım da yani biz erkeğiz, bizim verdiklerimizi niye kabul etmedi? Ezikliğin cinsiyeti olmaz o sen. Sana karşı da ezik hissettim. Evet evet, vallahi onu bunu bilmem beyler. Şevkat Esin'den para almamakta gayet haklı. Hadi atlat. Ne yapıyoruz ya? Kahveliler. Ya kahveliler dedim ya. Espriyi anlamadınız mı ya? Ya. Ya şimdi hani siz bu kahvede doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Ulan her geldiğimde buradasınız, ölüp gideceksiniz lan burada. Hani o manada. Anladık ama komik gelmedi o yüzden. Ha. Ha Muhtar. Şesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Biz seni gönderiyoruz taksidir bilmem nedir. Para kazansın diyelim, gönderelim. Sen anasını satayım. Ha? Ne oldu lan? Patron, çok acayip bir mevzu var. Kaptırdım kendime. Ne? Söyle çabuk söyle. Esin var ya. Şevkat'in tam 67 bin liralık vergi borcunu ödemiş. Ne? Ya. Ne? 67 bin lira mı? Bunları biliyor musun? Tabii. Oo! Oğlum görüyorsun değil mi lan? Milletin yamuklusu neler yapıyor anasını satayım ya. Bizimki tokat manyağı yapıyor anasını satayım. Milletin yamuklusu neler yapıyor? Şevkat! Şevkat! Bak bak Ezan. Ya koçum benim. Helal olsun be kardeşim. Ya yemin ediyorum var ya. Sen neymişsin birader böyle ya? Neymişsin lan? Al işte. Tabii, tabii. Yağlı kapıya kapılandın he? Değil mi? Yükikler, beni dinleyin. Şeş kapısından daha iyidir biliyor musunuz yağlı kapı? Ne diyorsun oğlum sen? Ya ne diyorsun ya? İşte tüken diyorum, bu tüken. Allah'ını seversen Şevkat. He? Bu yumurta, sadece yumurta satıyorsun ya. Ciron ne oğlum senin? Yumurtayla ne olur ya? Oğlum neden bahsettiğini anlamıyorum ama yine de gıcık oluyorum, uyandırayım ha. Ya ne gıcık oluyorum? Sana diyorum ya. Sadece yumurta satarak hayatına devam mı edeceksin? Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Sen koskoca Cevdet amcamın damadı oldun oğlum. Ne yumurtacılığa devam mı edeceksin yani ha? Şşş! Altın yumurtlayan tavukla evleneceksin oğlum zaten ha? Oh! Bak bak ne yaptığına iyi bak. Daha düne kadar benim sevdiğim kadındın. Şimdi yağlı kapı oldun. Gel. Allah gibi bir. Yürü lan. Böyle yap. Şöyle yap. Tamam iyisin yürü. 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 Ne dedim ya ben? Ne dedim ya? Neden anlamam bu ya? Merhaba Marika Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cevdet Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız Bozkır Bey? Şunları bir halledersem daha iyi olacağım. Marika Hanım bunu Gülper'i gönderdi. Bizim kızın çeyizin eksikleri varmış. Onları bir tamamlayalım ya. Seve seve hazırlarım. Seve seve, hiç merak etmeyiniz. Ya şimdi Cevdet Bey çocuk bayağı masraf yapacak. Yani biz de diyoruz ki üstümüze düşenleri biz de yapalım da. Yani bir rahatlasın çocuk böyle. Çok haklısınız. Ben de şu Şevkat'in borcunu üstleneyim dedim ama yüzüme bile bakmadı kerata. Esin kendi hesabından bütün her şeyi ödemiştir işte. Oldu gitti bitti. O yüzden çok bozulmuş zaten Şevkat. Söyledim Esin'e. Kızım Şevkat böyle şeylere gelemez dedim ama beni dinleyen kim? Efendim Şevkat'in Esin'e kızmaya ne hakkı vardır? Ha? Ne hakkı vardır? Yani iş kadının yardım etmesine gelince siz erkekler neden böyle acaba maçolasıyorsunuz? Böyle bir tavırlar yapıyorsunuz, bir erkeklik gururu yapıyorsunuz, horozlaşıyorsunuz. Valla bence de Şevkat haklı Marika Hanım. Yani çocuk çok gururlu bir çocuk ya. Beyler siz demez miydiniz ki kadın erkek eşittir diye? Bir kadın sevdiği üzülmesin diye ona yardım ediyor. Hani erkeğe ne oluyor böyle bir gururlar, bir şeyler böyle havalara giriyor. Neyse konu çok derinleşti. Güzel yerlere gidecek. Şimdi ben 3 tane kahve söyleyip geleyim. Siz müsaade edin ben söyleyeyim kahvelerim adam. Ne münasebet Cevdet Bey? Ne münasebet? Yani ben kadınım diye mi 3 tane kahveyi söyleyemeyeceğim? Siz çok iyi bilirsiniz ki ben bu mahallede yıllardır esnaflık yapmaktayım. Ben kendi kahvemi, kendi çayımı söylemesini gayet güzel bilirim. Gayet tabii söylersiniz madam. Ben size yardımcı olmak için yani nezaket icabı öyle söyledim. Bakınız nezaket bir kadının özgüvenini yerle yeksan etmek demek değildir. Ben kendim söylerim efendim. Yani biliyorsun ben pek o Paris kokuşundan hoşlanmam.
Hele ki konu Şevkat ise Niko'yu bile tanımam. Yani Allah'a var kız. Sağlam kızmış. E öyle tabii canım. Bak babasından falan da istememiş. Çekmiş çıkartmış bütün parayı. Ne var ne yok ödemiş yani. Kapatmış Şevkat'in borcunu. Çok ayıp yani. Bu da hala ona tavır yapıyor. Yani bunu bir gün söyleyeceğim aklımın ucundan geçmezdi ama... Şevkat Esin'e biraz haksızlık etmiş galiba. Aynen babysa. Bana bak sen de bir daha bunu aldığın zaman tuzsuzluğuna azıcık ya. Bu ne böyle bu botokslu gibi dudağımı şişirdi? Bir şey canım bu bitiyor. Gidip bir koşu alıp gelir mi bir paket daha? Üşenmez misin hiç? Üşenmem kız. Çekirdek candır. Gerisi de heyecandır. Bekle geliyorum. Bağımlı bu ya. Bu ne lan? Kim çalıyor oğlum bu müziği kafam? Sabahtan beri bu ne lan? Kıl kuyruk geldi yine. Sarı! Lan Raki! Yedi, kediye yedi. Şişt lan Müzehir bana bak. Kardeşim bu ne iş, ne ayak bu? Ben nereden bileyim oğlum ya? Şevkat'ten yediği kafa kesmedi herhalde, kaşınıyor. Kaşıyalım kardeşim. Boş duranı Allah sevmez biliyor. Gel bakayım benimle. Kapat lan şu müziği. Kapat lan. Oğlum sen iş misin, sipariş misin? Ne işsin, ne ayaksın lan sen? Mahalleye gelmeler böyle, yerli yersiz müzik açmalar, desibeli zorlamalar falan. Hayırdır oğlum? Efkarlıyım birader, efkarlıyım işte ya. Şevkat'ten yediğin kafaya mı efkarlandın lan? O da var biliyor musun? Dağısı da var yani ha. Bu harbi efkarlı lan. Oğlum sen dünyanın en gamsız adamısın. Senin ne efkarın olabilir, sorabilir miyim acaba? Öyle mi görünüyorum lan? He? Vay be, ulan. Oh! Ah! Oğlum ne yapsam elimde patlıyor ya. Ya ne yapsam elimde patlıyor. Şu baharın gözüne gireyim diye geçen gün çoluğu çocuğu topladım. Ya pasta börek yaptırdım, her şeyi yaptırdım. Oyun yazdım, yönettim, oynadım. Elimde patladı birader. Ya camiden gittim halıları aldım. Sen yoktun oğlum. Ha? Camiden gittim halıları aldım. Geldim yıkatayım dedim. Ya bunlar çaldı zannettim. Ağzımı burnumu kırdı lan hepsi. Sen Kore'deydin hacı. Ağzını burnunu kırdık bunu. Bensiz. Sensiz. He sensiz. Ya sen geçen gün gördünüz hepiniz. Gittim Şevkat'a bir takılayım dedim. Tamam mı? Hemen kafa attı. Uy bir tane laf söyledik hemen kafa kondur mu ya? Almıyorsunuz oğlum aranıza beni ya. Oğlum kötüsün. Kimse güvenmiyor sana. Ya kötüysem sana mı kötüyüm birader? Sana mı kötüyüm ya? Oğlum ben dışarıya kötüyüm ya. Lan bad boy ata ağızlı. Sana burada 40 tane kötülüğünü sayarım lan senin. Oğlum senin özün kötü, özün. Senin soy ismin kötü lan. Eyvallah birader ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel laf. Ya teveccühün, teveccühün. Oğlum aranızı alsanız beni daha ne kötülükler yapacağım da. Aranızı almıyorsunuz ki beni ya. Aramıza alırız ki. Biz siz, seni niye almayalım aramıza? Var bir yolu var. Harbi mi diyorsun lan? Harbi de. Bizim onu böyle bir kendi aramızda bir toplantı şekliyle şey yapmamız lazım. Bizim. Müzehir gel benimle bir bakayım baba. Nereye ya? Oğlum bir gel benimle daha. Yürü ya. Oğlum. Elin kolun rahat dursun lan. Ben de geleyim. Gel. Yürü. Kal orada. Gel ya. Nereye? Oğlum bir gel ya. Ne oldu oğlum? Abisinin benim bilmediğim ne biliyorsun sen? Ha anlat bakayım. Müzehir. Kardeşim ben şu semtte olmasam gerçekten eğlence kültürüne hiçbir şekilde bir fikrimiz yok biliyor musun? Sen. Oğlum mahalleye büyük bir seyirlik çıkaracağım şu an. Öyle böyle değil. Çekirdek! Nereye gidiyorsun kız böyle acele acele? Çekirdek aldım eve gidiyorum İsmail. Bahar'la beraber mahalle gündemini masaya yatırıyoruz. Neymiş o gündem? Şevkat desin tabii ki. Ben bu Şevkat'ı anlamıyorum. Kız çekmiş bütün borcunu kapatmış bu hala çenesini kapatmıyor. Haksız mı kız? Borç Şevkat'ın kamçısı. Belli ki gururuna yediremiyor kızdan para almayı. Bak ben Şevkat'ı iyi tanırım. Kızdan para alacağını onu yere yatır kamçıla daha az canı yanar. Ne alakası var? Bence yanlış yapıyor Şevkat. Yanlış değil, gurur yapıyor. Bunun gururla ne alakası var? Kız sevdiği için, sevdiği adam için, aşkı için o üzülmesin diye çekmiş kapatmış bütün borcu. Ama gurur... Ben aşk diyorum, sen gurur diyorsun ya. Ne bu böyle? Pembe diz adı gibi. Öyle deme teyzene. Ben şahsen Şevkat'a hak veriyorum. Ben de Esin'e hak veriyorum. Ayrıca Erkan burada olsaydı o bana hak verirdi. Şimdi o adını anma burada da tadımız kaçmasın. Bakıyorum çok kıskançsın İsmail. Hem Erkan'la olan sözüm için de beni tebrik etmedin. Ne yapsaydım teyzene? Bir elimden öteki elimi sıksaydım? Kendi kendimle mi tokalaşsaydım? Ne yapsaydım? Bence erkeklik gururunu bir kenara bırakıp bunu yapabilirsin. Hadi bye. O nasıl olacak la? Erkan, bu el senin değil mi Erkan? Dur ben şu eli güzelce bir sıkayım. Ah Smail, niye başsın Smail? Canımı yakarsın, çok sakatlayacaksın beni. Çok büyüksün Smail, bu nasıl bir güç la? Ha şöyle, akıllı ol, akıllı ol Erkan, aklını aldım. Ben bunu çok mu sıktım la? Bu kesin doğru olacak.
Selamlar sevgili tellak. Ne yapıyorsunuz lan? Gelsenize ikinize de bir kese atayım. İyi yapıyoruz Kazımcığım. Sağ ol. Biz almayalım kardeşim. Gel bana. Lan Şefik. Gel bakayım yanıma yavrum. Acıdık lan sana. Kendi aramızda öyle bir toplantı şey yaptık. Seni işe uyandıracağız biz. Vallahi mı lan? Oo, tamam sonuç. Aldınız mı yani? Benim mahalleye bağrınıza bastınız mı? He? Abisinin sen hayırdır ya? Burayı ne zannediyorsun sen ya? Ha? Burası Balat oğlum, Balat burası. Burada ancak elit insanlar yaşar. Örnek konfigürasyon, Selami Taşbaşı, Üzeyir Hızarcı. Biz buraya sınavla girdik, MGS. Onu geçmen lazım. Üzeyir kardeşim çok doğru bir laf söyledi. MGS'yi geçmen lazım babacığım. Hani geçmen lazım ki biz de ona göre değerlendirelim yani. Seni bir yere yerleştirelim, hangi pozisyonda oynayacağına karar verelim. MGS? MGS ne oğlum? MGS kardeşim, mahalleye giriş sınavı. Biz hepimiz o sınavı verdik. Selami Taşbaşı 45 gün atlarla birlikte kaldı ya. Sen bu adama neden atlara fısıldayan adam diyorlar zannediyorsun ha? Koca Selami, yiğit Selami, ata ağızlı Selami ya. Ya geçen geçti, kalanlar da mahallenin dışına atıldı. Aynen. İşte efendime söyleyeyim Eminönü, işte Eyüp, Taksim, Karaköy böyle bu bölgeler. Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Allah Allah. Geçemezsem ne olacak peki? Geçemezsen ne yapacaksın? Çok çalışacaksın. Seneye bir daha deneyeceksin kardeşim. Bu iş böyle yani, anlatabiliyor muyum? En kötü biz sana özel ders veririz. Ama ücret mükabele tabii. Böyle şey yok. Hiç. Ulan ne adammışsın. Ya tamam tamam neyse ne ya. Ne yapacağız peki? Birinci aşama çok zor bir aşama. Biliyorum, farkındayım. Tellan sakalından 3 kıl koparacaksın. Kazım'ım, oğlum o beni mahveder, yıkar beni ya. Nasıl yapayım ben bunu ya? Zor. Aslanlarla güreşmeye benzer bu iş ama kimse sana kolay olacak demedi hacı. Her şey zor yani. Bu elit kulübe dahil olmak istiyorsan bunu yapacaksın yani. Ha, vallahi mı lan? Hadi, hadi abisinin. Abi, hadi abi. Hadi abisinin, hadi. Abi, düşünsene, uzayda ikimiz. Vay be. Ya. Merdan, benim takıyorları da boyasana. Onun neyini boyayacağım be? Selamünaleyküm Tellak Efendi. Aleykümselam İbibik. Bol sabunlu günler diliyorum. Ha, espriye bak, bol sabunlu günler. Sinirli bu ya. Bu beni var ya yıkar, yemin ediyorum. Vallahi misin? Ya Tellak Efendi. Şimdi bu senin sakalına hayranım, biliyor musun? Müthiş ya, inanılmaz. Acayip hoşuma gidiyor, biliyor musun böyle? Takma mı bu, nasıl bu yani? Bu, bakalım. Tekle beni. Oğlum vallahi bitirir bu beni ya. Döver ya. Diyorum diyorsun. Harbiden ya, ne olur ki ya. Ver lan, ver şunu, ver, ver Allah'ım. Lan, ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan benim sakalım? Allah, ne yapıyorsun lan sen benim sakalım? Ha? Ha? Lan niye? Niye oğlum böyle mi diyorsun? Sakalım lan. Seni vereyim lan. Manyaksın lan sen. Aldım lan, 4 tane aldım. Oldu, oldu. Ver lan sakalımı. 4 tane aldım. Lan. 4 tane aldım lan, MGS'ye geçiyor muyum? Ver lan sakalımı. Ver, olma. Ver sakalımı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Açmıyor işte. Çok kızdı bu sefer ya. Ay bir de Şefik yağlı kapı deyip tuz biber ekti üzerine. İnşallah işler daha kötü gitmez de bizim aramız daha da açılmaz. Ah benim güzel kardeşim. Ah benim canım kardeşim. Bilseydim ben senin sınavda olduğunu, seni o kadar döver miydim ben hiç ya? Sonuçta biz öğrenciyi severiz. Bağrımıza basarız, basarız. Eyvallah kardeşim. Problem yok. Ben birinci aşamayı geçtim ya. Oh be kardeşim, geçtim ha. Öyle birinci aşamayı geçtin diye böyle... Bak yok, şimdi bunun bir de ikinci aşaması var güzel kardeşim. İkinci aşama mı? Oğlum ne diyorsunuz ya? Ne yapacağım, gene ne yapacağım ya? Bu mahalleye gireceksen ilk önce camdan gireceksin. Camdan? Bu ne camdan? Ne diyorsunuz ya? Nasıl gireyim oğlum ben bu camdan ya? Abisinin hayırdır ya? Hayırdır ya? Şevkat neden durmadan giriyor cama? Ha? Çünkü sınavı veremedi oğlum herif. Tek parça giremiyor cama ya. Allah Allah. Tabii tabii, daha çok çalışması lazım. O dersi alttan veriyor bir kere. Zeki fakat tembel bir öğrenci. Daha çok çalışması gerekiyor. Ha? Şevkat geçemedi yani. Yok. Ben ilk alışımda geçerim. Ne var ya? Ya hallederim ya. Tembelmiş o zaten ya. Geç geç. Biz kalkalım bir saniye. Tabii tabii. Aynen. Geç. İçeri müsaade edin. Doğru söylüyorum. Yaz Üzeyir. Camdan format atılır. Vol bilmem kaç. Tabii tabii. Abisinin Şevkat alışık da bu denek zarar görmesin. Allah!
Oğlum amaç zaten bunun zarar görmesi değil. Amaç Biçing'in zarar görmesi. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın lan? Yakınsaydı oğlumcam. Şşş, bana bak. Oğlum seni torun çekiciyle Valhalla'ya kadar kovalarım. Orada bir yakalarım. Odin bile alamaz elimden lan. Boyacı. Oğlum ambulans çağır lan. İmdat! Yok lan ben hırsımı alamadım. Öyle Balat'a doğru, Balat'tan aşağı Haliç'e doğru devam baba. Ya hiç bana onu savunma. Hiç savunma bana onu. Tamam ben de senin kadar seviyorum. Ama bak bu senin yaptığı kadın dayanışması Matilde. Hayır, bu onu haklı çıkarmaz. Matilde lütfen. Allah Allah. Kızarım, kızarım tabii ya lafa bak. Sen bıraksana ben mi kendi boyumu ölç... Bir de bak, bir de. Diyorum ki ona, kim ödedi, sen mi ödedin diyorum parayı diyor. Yok diyor, ben diyor ödemedim diyor bana. Bak, bir de yalan söylüyor bana. Ya sen niye karışıyorsun ki? Sen bir bıraksana ben kendi boyumun ölçüsünü kendim bakayım bir şey yapayım. Ama yok, para çok ya. İlla karışacak şey yapacak. Oldu. Sen ödedin, bitti gitti. Ne güzel. Öyle olmuyor işte, olmaz. Haksızsam haksızsın de ya. He? Haksız mıyım sence? Hep böyle yapıyorsun ha. Artist. Bak bana. Bana bak. Bana bak. Haksız mıyım? Ya arkadaşlar, madem bu durum Şefik'in mahalleyle imtihanıydı, niye daha önce söylemediniz? Kafayı gömmezdik ya. Önemli değil, önemli değil Viking kardeş. Önemli değil ya. Ben alışkınım zaten. Bunlar her hafta dövüyorlar beni, hiç merak etme. Ben şu camı indiremedim ya, ona yanıyorum biliyor musun? Olsun olsun, o sıkıntı değil. Ek kontenjandan bir yerlere yerleştirirler seni değil mi? Yerleştiririz, yerleştiririz biz seni. Ya bir şey söyleyeceğim Viking kardeş. Bunlar seni nasıl kabullendi hemen? Kim söylüyor lan sana bizim onu hemen kabullendiğimizi? Bir dakika, hayır, bir dakika. Bir dakika, bir dakika abisinin. Bir dakika, şimdi yani şöyle bir şey var. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. O sen kardeş, son aşamayı tek seferde geçtiği için ek puan kazandı hatırlarsan sevgili çaycı. Hatırlarım, hatırlarım ama hatırlatsan daha iyi hatırlarım. Ha, şöyle ki hani hatırlarsan benim kamyonete hani halat bağladık da ağzıyla çekti ya. Ha, ha tabii tabii, çektim ben, çektim. Halatla kamyoneti çektim. Ne diyoruz lan? Bakayım, yap. Bak. Buradan o dişlerdeki potansiyeli görüyorum. Tuttuğunu ısırırsın bence. Sen bu at ağız lan. Üzerine arabayı değil kamyon çekersin yemin ediyorum. 3 ton çeker, 3 ton. Araba çekeceğim yani. Evet evet, çekeceksin yani. Ya biz mi dedik kardeşim sana elit kulübe üye ol diye? Sen dedin ben üye olmak istiyorum bu elit kulübe diye ya. Oğlum bu son aşama olsun lan. Ağızla araba çekmek nedir lan? İyi tamam, son aşama ama. Son son. Son. Ben kamyoneti getirip geliyorum hemen. Al. Tır getir oğlum. Ya Esin üzülme bu kadar. Siz Şefkat'te küs kalamazsınız. Şefkat sana kıyamaz. Çok kızdı bu sefer. Böyle kolay kolay barışamayız biz. Hadi oğlum. Hadi koçum. Haydi bakalım oğlum haydi. Gel oğlum. Nedir oğlum bu? Saman lan mı? Hadi bakalım. Gel bakayım yavrum. Hadi. 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 Hadi bir ağzına. Hadi bir ağzına. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Ufak ufak. Ufak ufak. Yavaş yavaş. Acele yok. Yavaş. Sakin. Hadi. 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 Yürü bakayım. Hadi. Yürü bakayım. Bu ne ya? Oha lan. Oğlum hepiniz mi bindiniz arabaya ya? Aa lütfen Şefik'cim. Ben arabayı çekerken bütün mahalle arabanın üstündeydi. Lütfen. Oğlum ne olacak ya? Zaten ben pitbull gibi çenem 5 ton basıyor. Merak etme. Ver coşuyu. Ver ver ver. Hadi bakalım. Şefik bastı. Şefik bastı. Şefik bastı. Çek. Hadi asıl. Yeter lan. Şefik kardeş. Sen nasıl çektin bu arabayı burada ya? Şimdi şöyle Şefik kardeş. Norveç'te hava çok soğuk ya. Benim ellerim donmasın diye hep cebime sokarım. Taşıyacaklarımı da ağzımla taşırdım. Dolayısıyla antrenmanlı sayılırım. Ne diyor lan bu? Oğlum yürü git ya. Bir de Batı medeniyeti derler. Eldiven yok muydu? Elinizi cebinize koymuşsunuz. Allah Allah ya. Hadi, ver, 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 ver. Hadi, 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 hadi. Ya Şefik kusura bakma, el frenini indirmeyi unutmuşum ya. Ne? El frenini mi indirmiyorum? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Yeter lan! Yeter lan! Her hafta dövüyoruz, yeter lan!
Dişimi kırdınız lan. Oğlum bak, geldiğimde beni bağrınıza basacaksınız, tamam mı? Şimdi dişçiye gidiyorum. Şu dişi yaptıracağım, ondan sonra geleceğim, beni bağrınıza basın, tamam mı? Gel Şefik koçum, ben seni bağrıma basarım. Yürü git lan, sen bağrına bağrına basma. Elit kulüp oğlum burası. Şşş, burası Balat baba, sıfır sıkıntı. Oğlum korku filmi gibisiniz lan. Güle güle. Hadi güle güle. Hadi 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 hadi. Hadi. Ayrıca ne var bunda? Yani insan sevdiği birine yardım etti diye bu kadar kızılır mı canım? İşte Şefkat onu öyle anlamıyor. Ay benim içim şişti. Ben iki gazoz alıp geleyim. Varsa diyet al bana, şekersiz al. Tamam. Çok tatlı ya. Abisi bunu köpek kovalırdı, zor kurtardı. Aa! Beyler! Abisinin neredesin sen? Bütün eğlenceyi kaçırdın ya. Ne oldu? Şefin dışını kırdık lan. Nasıl yani? Ya bu tutturdu bize, beni de mahalle alın, beni de aranızı alın falan filan. Biz de MGS'ye tabi tuttuk. Pişman ama bu şey var nerede ya? Görünmüyor ortalıkta. Esinle karşılaşmamak için sanırım. Bozuldu tabii. Ya herhalde bozulur. Onur zedelendi sonuçta adamın ya. Ya kendini ezik hissetti değil mi? Durun ben bir arayayım onu. Hey lan Şefkat, araba iç gün. Ne demek kelime? Sen ne zaman istesen ben sektirmeden geldim. Şimdi ben istiyorum ve sektirmeden geleceksin. Hadi. Tamam, seni anlıyorum Şefkat. Ama sen de seni anlamaya çalış. Onun amacı senin borcunu ödemek değil aslında. Nasıl değil lan? Şah diye ödemiş oturduğu yerden, bu mu değil yani? Değil. O bir araç oğlum. O aracı senin mutsuzluğunu engellemek için kullandı. Üzülmeni istemedi. Olabilir. Ama olmamalı ya. Şefkat, bu durum olasılık hesaplarıyla çözülecek bir durum değil. Emin ol, şu an bu kadar üzüldüğünü görse ödediğine pişman olur. Ya pişmanım tabii, pişman olmaz mıyım? Keşke ödemeseydim. Ya tamam da sen nereden bilecektin Şefkat'in bu kadar büyük tepki vereceğini nesin? İşte bilmem gerekiyordu. Eğer ben Şefkat'i tanıyorsam bunu öngörebilmem gerekiyordu. Ya her şey çok güzel gidiyordu. Ben bu borç onun omuzlarına yük olur, huzurunu kaçırır diye ödedim. Aslında kendimi düşündüğüm için aradım. Ayrıca bu mevzu sadece seninle Şefkat arasında olan bir mevzu değil. Artık erkeklerin, kadınların da kendilerine yardım edebilecek güçleri olduğunu anlamaları gerekiyor. Atlatabilecek miyiz bunu acaba? Atlatmalısınız. Sizin ilişkiniz mahalle için çok önemli Şefkat. İşler daha da kötüye gidebilir. Herkes sizin ilişkiniz üzerinden kendi ilişkilerini, duygularını tartışıyor. Ha bir de magazin olduk ya mahalle. Çok güzel ya. Bana ne abi? Tartışmasınlar Allah Allah laf. Şefkat, iki şeyi tartman gerek. Terazinin bir kefesine Esin'in yaptığı ama senin hata olarak gördüğün şeyi koyacaksın. Diğer kefesine de mutlu bir evliliğe giden aşkı. Hangisi ağır basar? Yani terazinin bir kefesinde Esin varsa o... Yani çok az farklı olsa da ağır basabilir. Evet, Şefkat, bu olayı tamamıyla unut demiyorum ama... Artık kafanda bir toparlaman lazım, bir yol bulman lazım. Pirinç buğday muhabbetine gireyim mi? Ay yok yok, şimdi senden hububat muhabbetine giremem abisi bu saatte. O zaman bir yol bul. Bulacağım. Ama hemen bul. Tamam lan, hemen bulacağım, Allah Allah. Sana güveniyorum, hemen bir yol bul. Benim Şefkat'le barışmanın bir yolunu mutlaka bulmam gerekiyor. Senin gibi adam mısın lan sen? Serseri. Nalet herif. Şefkat. Müsait misin? Müsaitim. Hayırdır? Matilda, sen böyle gece gece rüyanda kendini darı ambarında falan mı gördün? Yok da Esin abla gönderdi beni. Onunla konuşmazsın diye. Ben aracı olacağım. Vallahi çok doğru düşünmüş. Gerçekten de epey bir konuşmayı düşünmüyordum kendisiyle. Ama madem geldiniz, girin. Esin abla dedi ki,
Eğer Esin ablanın böyle bir borcu olsa, senin de paran olsa, sen vermez miymişsin? Veririm tabii. Niye böyle yapıyorsun o zaman? Bu çifte standart değil mi? Senin dilin amma uzamış ha Matilde. Sen biraz kenara çekil istersen biz Esin ablanla konuşalım. Özür dilerim. Ben sen üzülme diye yaptım ama... seni daha çok üzdüm. Yok canım neyse ya o şey değil o kadar. O tamam. Da hayır yani direklem olduk ya. Şimdi abuk subuk böyle yok efendim yağlı kapı buldum falan filan gibi laflar edildi ya. Tamam onu Şefik söyledi sadece. Hatta o bile pişmandır şu an onun söylediğine. Zaten herkes senin nasıl bir insan olduğunu biliyor Şevkan. Neyse canım. Ben zaten kredi çekeceğim. Yani en azından bankaya borçlanayım dedim. Olacak şey mi ya Matilda şu yaptığın? Ya şurada oturmuş sohbet ediyor. Muhabbetin resmen ya. Ne yapsın hayvan tutsun mu? Tamam ne yapalım temizleriz. Ama ben sana ne dedim? Kümes dışında bunu yapma. Kusura bakma ben alırım orayı şimdi. Ya tamam yani sen kredi çekeceksen çek. İçin öyle rahat edeceksin, öyle huzurlu olacaksan öyle yap. Ya. Barıştık mı? Barıştık tabii. Öp o zaman bir tane. Sen... ben gelmeden önce planlamış mıydın yani bunu kredi çekmek falan? Tabii. Biraz Niko'nun da katkısı oldu. Yani bir çözüm bulmam konusunda çok ısrar etti kendisi. Niye boş boşuna şov yaptırdın o zaman Matilda ile bana? Ben yaptırmadım. Ayrıca çok da tatlıydınız yani hatta. Bence biraz daha yapsana. Yok o şey... yok o yaptı. Ay, yok temizle... yok tekrar çıktı tutam. O. Attı artık içinden. Yok o kalmadı. Tekrar tutamam. Onu sen kümese götürsene. Bak bak bu şekli tutacaksın. Daha varsa için şöyle bir sıkalım da kalalım. Ay yapma hayvan. Şevkat Bey. Anlıyorum ama bu miktarda bir kredi alabilmeniz için bir teminat göstermeniz lazım. Ya şimdi teminat olaraktan hani ben bu borcu öderim yani. Hani ben teminat bizzat kendim olurum yani. Ya da bir kefil bulmanız gerekecek. Tüm bankaların ortak kredi koşulları bunlar. Ya vallahi bizim mahallede sefil çok da kefil yok yani o açıdan. Şevkat. Babam en azından kefil olsa. Esin. Bak yine aynı muhabbeti şey yapma. Adamın önünde... ha para vermiş ha kefil olmuş. Aynı şey ya lütfen. İyi tamam ben şurada kenarda bekliyorum. Ya kardeş bak ben seni anlıyorum da... bu işin başka türlü bir çözümü olamaz mı yani? Şevkat Bey keşke olsa. Kimse yok burada lan sen! Herkes yansın! Yat yere, yat! Yat! Git paraları topla, git! Çıkın oradan siz de, çıkın, çıkın! Yat, yat! Yat lan! Çık, çık, çık! Kal burada! Yoksa vururum seni! Lan! Alarm olmazsınız! Lan polisler! Çabuk ol! Alarma kim bastın? Çabuk ol lan! Çabuk ol! Alarm topla! Yatacağım dur. Sakin ol Şevkat. Şu
tane herifin üstüne uçup kafasını patlatmak istiyorum biliyor musun? Ama bir dur, bir dur la, bir dur. Az düşün. Esin söz konusu oğlum. Şimdi herifin parmağı bile titrese, Allah korusun. Tamam, sakin. Başka türlü girmen lazım mevzuya. Başka türlü girmen lazım. Çabuk ol lan, çabuk ol! Adam sabit dur diyor, hareket etme diyor. Sen orada ördek adımı atıyorsun. Bir dursana ya. Dizim sakat. Yürüyemiyorum abi, dizim sakat. Ha, dizi sakatmış bak, adam iyi yazık. Yok ya, vallahi bak bu ülkede artık bir ağız tadıyla soygun bile yaptırmıyorlar adama. Bu nedir ya? Vallahi olacak iş değil. Sen kardeş rahat rahat yap soygunu. Ben sendenim, ben burada hareket edenleri yazarım, tamam? Sana ne oluyor lan? Otur yere. Çabuk gel yere. Yat! Tamam. Vururum lan seni! Tamam, dur, yatacağım. Yat lan! Yat yere! Ya bu saatte yatılır mı? Sen de alemsin. Benim Clara ile Matilda bile yatmıyor bu saatte. Onu, gerçi sen tanımıyorsun onları da. Benim tavuklar oluyor kendileri. Bir ara tanıştırırım ben, şey yapma onu. Sıkıntı yapma. Lan ne diyorsun? Sus! Yat yere hemen! Sus da yat! Ana, Mr. X canlı yayına geçiş. Şahane oluyor bunun yayınları. Bu ne la? Kar maskeli herif var. Aman be, sen ne başladın bu kurgu işlerine Mr. X ya? Sen ne güzel eskiden gerçek sahici yayınlar yapıyordun yani. La, yalnız bu oyunculardan biri ne kadar Esin Yenge'ye benziyor ya. Ana! Ustam burada. Bunlar banka gitmişim. Bu gerçek lan. Millet koş koş lan okuyun. Gel gel koş koş. Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum, ne oluyor? Ne arıyorsun lan manyak manyak? Abi Şebutsan soygunda, Şebutsan banka soygunda abi. Ne diyorsun lan? Oğlum vergi borcu var diye banka soygunda mı gitti lan bu herif? Mr. X'in canlı yayını görüyor musun Şebutsan? Yalnız bak, hakikaten sarmışlar etrafını. Yani trafik fecuru, senin bu soygun nereden baksan 2 saat falan sürse, o 2 saatte köprüye kadar bitip felç yani trafik. Biraz lütfen vatandaşları da düşün, mağdur etme, böyle soygun olur. Manyak mısın lan sen? Yat yerine çabuk, kızı vururum. Manyak değilim. Ama o silahı o kızın kafasına doğrultmaya devam edersen, bir insanın nasıl manyağa dönüştüğünü göreceksin. Ne yapıyor lan bu? Sakat iş yapıyor oğlum. Kardeşime sinir rehin almışlar. Bu saatten sonra mermiye kafa atar uyandırayım yani. Ya at bu olsa bir sakin dur ya. Yengenin başarıda iş açacaksın. Titretme lan şunu! Seyredemiyoruz ya! Şevkat dur, ne yapıyorsun? Ha, demek tanıyorsun bunu. Çabuk yat yere! Yoksa sıkarım kafasına! Tamam, tamam, tamam. Dur. Dur bir sakin ol. Seninle bir anlaşma yapak. Yani şimdi sen o silahı o kızın kafasına tuttuğun sürece... ...ne ben yere yatarım ne de durduğum yerde dururum. Bunu anlamışsındır herhalde. O yüzden sen şimdi o kızı bırak, beni rehin al. Zaten polis için ne fark eder ha? Bir kız olmuş, ha ben olmuşum ha? Gel öyle yapak. Ne saçmalıyorsun ya? Sen karışma. Adamla konuşuyorum ben. Oğlum bana bak, beni dinlemezsen ne olur? Hemen senaryoyu yazıyorum sana. Elinde silah var, kızı da beni de vurursun. O zaman ne olur? Hırsızken bir anda katil olursun. Sonra da yıllarca hapiste yatarsın. Ha bize yazık olur mu? Olur. Ama biz zaten ölene kadar birlikte olmayı göze almışız. O yüzden kızı bırak, beni al.
Hem bak o kız cılız. O kız işler ters gittiğinde, polisle falan çatışmaya girdiğinde sana siper olamaz. Ama bak ben iri yarı adamım. Ben sana çok güzel siper olurum. Helal lan sana Şebo. Helal lan sana Şebo. Yakıyor lan kendini senin için, görüyor musun? Bunda ne var ya? Ben olsam ben de aynısını yaparım. Vallahi arkadaşlar ben kendimi soyguncunun yerine koyuyorum da ben olsam Şevkat'i dinlemezdim yani. Lan çakma Viking. Sen bir sus lan. At ağzı bir sus ya. Ya asıl siz susun be. Allah Allah, konsantrem bozuluyor. Ne düşünüyorsun oğlum? Hadi sene bak benden süper rehin olur hadi lan. Hadi. Saçmalama, gel buraya. Esin'e bak lan. Görüyor musun lan? Şevkat için kendini yakacak. Helal olsun kardeşim. Bizim semtin kızı olduğunu belli etti. Yengemiz yani, tebrik ediyorum. Ne diyorsun Esin? Gelsene şöyle. Bak arkadaşı ikna ettik hazır. Sen beni sevdiğin için kendini feda etmeye çalışıyorsun. Ben de seni seviyorum. Hayır, seni tehlikeye atmayacağım. Lan delirtmeyin beni. Tamam, tamam kardeş. Arkadaş şimdi geliyor değil mi? Gelmiyorum. Ne bu böyle ya? Sadece erkek mi sevdiği kadın için canını feda edebilir? Kadın da erkek için feda edebilir. Burada da mı ayrımcılık be? Hayda! Ya o konu döndü dolaştı nerelere geldi. Görüyorsun değil mi işte kadın? Ne yapacak? Karar verin lan! Karar verin! İlk beni rehin aldın, benim hakkım bana ne? Esin, rica ediyorum böyle gel. Hadi. Gelmeyeceğim, hayır gel. Yaklaşma! Ya Esin yanlış yapıyor ya. Erkek işi diye bir şey var be. Ya ne alakası var ya? Ne alakası var? Esin bence gayet de güzel yapıyor. Bir kere Norveç'te kadın erkek eşitliği vardı ya. Bu ne iş ya? Bir sus ya. Bir sus. Allah rızası için bir sus lan. Ya bir sus da şuraya izledim ben. Tamam 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 oğlum. Tamam çocuğum sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hadi izle. Bu son ikazım. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Bak etrafın sarılmış. Hadi teslim ol artık lütfen. Bak beğendin mi yaptığını? Şimdi senin yüzünden arkadaş silahın kabzasıyla kafama vurup bayıltacak beni. Sen de rehin tutmaya devam edecek. İyi fikir lan. Şevkat! Ya at ağzı Şevkat. Ne yapıyorsun ya? Eşeğin aklına karpuz kabuğunu soktun lan. Gel bana! Düzgün dur. Sen de gebertirim cadı. Sensin cadı. Eline silah alacağına biraz ağaya terbiyesi alsaydın keşke. Şimdi benimle dışarıya görüyorsun. Düzgün dur. Gel benimle. Oh! Şimdi kapat şeyleri, yoksa ben kapatırım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Seni çıkarma, yürü benimle. Kimse kımırdamasın. Atası! At! Gel buraya! Resmen Jackie Chan çıktı be. Lan ne alakası var? Ne Jackie Chan'im? Steven Seagal yaptı o bile. Steven Seagal kim lan? Chuck Norris be. Allah Allah. Bırak ya. Steven Seagal üstüne var mı kardeşim? Çıkıyor musun? Nereye ya? Allah belanızı versin ya. Çekil. Selam okuma lan. Nefret ediyorum. Selamın kavle ya. Selamın kavle ya. Nereye gidiyorsun ya? Nesini? Efendi, içerideki olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Tamam, müsaade edin arkadaşlar. Bir müsaade edin. Bir şey yok. Lütfen. Polis görevini yaptı, tamam. Polis görevini yaptı, tamam. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.